Evet, lütfedip geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. Sağ olun. Beni buraya çağıran, konuşmam için zemin hazırlayan tertip komitesi mensup ve diğer hizmetlilerine de hasaten teşekkür ederim. Biliyorsunuz içinde yaşadığımız yıllar her geçen gün iletişimin daha da arttığı, olayların ivmesinin giderek hızlandığı ve her geçen gün olayların birbirini kovaladığı bir ortam. Bu ortamda dünyanın bir yerinde veya bizim bulunduğumuz bir yerde herhangi bir şey oluyorken daha ona kulak vermeye fırsat kalmadan, onu yorumlamaya, açıklığa kavuşturmaya imkan neredeyse bulamadan, o gün belki henüz bitmeden, akşama kalmadan bir başka yöresinde dünyanın bir başka kısmında aynı önemde, belki daha fazla önemi haiz bir başka olay oluyor ve olaylar böylece birbirini hızla takip ediyor. Bir bakıma dünyada meydana gelen değişiklikler gerçekten ivmesi artarak gelişiyor ve insanları daha yakından alakadar eder keyfiyetiyle dikkatlerini çekmesi gerekiyor. Mutlaka her yerde insan bunun evet henüz hafızalarınızdan silinmeyen seçim konuşmalarındaki gibi bizim elimize de iki tane tutuşturdular. İnsan malumunuz içinde yaşadığı ortamı gereği gibi ve gerçeğine uygun olarak algılar, gerçeğine uygun olarak anlar ise kabulü veya reddinin bir sıhhati, tutarlılığı söz konusu olur. Bu bakımdan insan olarak yaratılan varlık, çevresinde olup bitenlere kulak kabartmalı, ne olup bittiğini gerçeğine uygun olarak anlamaya çalışmalı ve ona yorumlar getirmek zorunda bulunmalı ki yaşadığı hayatı anlamlandırsın, gelecekle ilgili sağlaması yapılmış görüşler, istikrarlı çizgiler belirleyebilsin. Biz insanları yalnız başımıza bırakmayan, kendi halimize bırakmayan Yaradanımız Allah, bize belki ilk insandan bu yana aynı zamanda katından elçiler de göndermiş ve sonuncusu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın temsilcisi bulunduğu İslam dinini nasıl kendisine teslim olacağımız, tabi olacağımızı sarahatıyla bütün sorunlarımızı çözecek esaslarını belirleyerek ve belirterek anlatmış. Bundan dolayı Rabbimize gerçekten müteşekkiriz, gerçekten sonsuz hamd ederiz, etmeliyiz. Aksi takdirde insan ne yapacağını ve nasıl yapacağını hakikaten bilemez idi. Nitekim bunu Kur'an'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben gibi görünmesine rağmen ki ilk muhatabı da oydu. Ne yapacağını bilmez halde iken sana doğru yolu göstermedik mi? Seni doğru yola iletmedik mi? Buyuran Allah gerçekten vahyi ile önüne ışık tutmadığı insanın doğru yolu bulamayacağını mutlaka biliyordu ki ona yol göstericiler gönderdi. Gösterdiği yolu işar ediciler gönderdi. Şu günden başlayarak kah geriye doğru, kah günümüze gelerek, kah da önümüze yani bizi bekleyen günlere nazarımızı çevirerek bazı önemli oluşumlar üzerinde açıklamalar yapmak istiyorum. Malumunuz hemen en fazla 4 yıldır filan Doğu blokundaki değişiklikler, siyasi değişiklikler, 1,5 milyar insanı peşinde sürükleyen ve kendisinden ümitlendiren, kendisiyle onurlandıran veya onurlandığını sandıkları diyelim, bir ideoloji, Marksizm meşhur ve klasik adıyla, insanların böyle iki ellerini yanına düşürdü.
Yani ne olduklarını ona inanan, onun üstünlüğüne inandığı söylenen ve 70 yıldır dünyada böyle tanınan bu ideolojinin bir rüya, bir boş hayal, insanlara ancak perişanlık, sefalet, fukaralıkta eşitlik sağlayan bir dünya görüşü, bir tatbikat, bir uygulama olduğu görüldü. Üstelik bunu onu kabul etmeyenlerin görmesi değil, önemli ve öncelikli olan bu ideolojiyi benimseyen ve üstünlüğünü iddia edenlerin ağzından bu gerçeğin ifade edilmesi çok daha önem arz eden, çok daha stratejik manası olan bir hal oldu. Bu sebeple işte demir perdeler yıkıldı, utanç duvarları kırıldı, döküldü, parçaları anı olarak evlere taşındı. Bu Marksizmin boşluğu, doğurduğu boşluk, doldurulmaya muhtaç bir boşluk olarak da insanlığın ve diğer ideolojilerin önünde bir yeni alan oluşturdu. Gerçekten Kamçatka Yarımadası'ndan Doğu Almanya'ya, Çekoslovakya, işte hatta Yugoslavya'yı da biraz dahil etmek mümkün. Neredeyse dünyanın yarısına yakın kısmının ümidi olan bu ideolojinin bitmesi, insanların ona güveninin, kofluğunun, boşluğunun anlaşılmasının ortaya çıkması ve bu böyle inananların ağızlarından bu gerçeğin ifadesini bulması hakikaten çok büyük bir boşluk doğurdu. Bu boşluk siyasi boşluk, içtimai boşluk, iktisadi boşluk, birçok yani hatta askeri boşluk, ekonomik boşluk. Görüyoruz bugün içimizden sıradan insanlar dahi Romanya'ya, Rusya'ya veya Doğu blokuna dahil ülkelere gidiyor, geliyor, orada halkın durumunu onunla beraber sosyal yapıyı gözlemeye çalışıyor ve gerçekten birçok şeyi elle tutar şekilde görüyor ki sanıldığı gibi değil imiş, bu açıklandığı gibi olduğu ortaya çıkıyor. Bu büyük boşluktan gerçekten kapitalizmin insanları ezen, sömüren kapitalizmin karşısına bir rakip olarak fakat maalesef ona tepkisel olarak ortaya çıkmış Marksizmin meydanı boş bırakması, kendisinin bir hayalden ibaret olduğunun görülmesi elbette ki bir bakıma avantajdır, bir bakıma dezavantaj da olabilir. Avantaj kullanılamadığı sürece dezavantaj olarak tanımlanmalıdır. Gerçeği de budur. Kullanıldığı zaman ancak avantaj sayılır. Bugün Sovyetler'de veya Doğu blokunda meydana gelen siyasi boşluğu doldurmaya henüz gücü yetecek çağda değildi İslami gelişmeler. Bu itibarla oranın halkları özellikle köken itibariyle geleneksel olarak İslam olan halkları Tacikistan'dan ta Tataristan'a kadar, Kırım'dan Kafkasya'ya kadar bu boşluğun İslam'a yönelerek doldurulması arzularını her vesileyle ısrar ediyor. Bütün dünyada bunu okuyor, işitiyor, radyolardan, televizyonlardan görüyor. Lakin bu boşluğu oralarda dolduracak boyuta erişmiş başka yerlerde oluşumlar olmayınca bu boşluğun insanlara doygunluk verecek, tatmin verecek düzeyde doldurulabilmesini beklemek, İslam tarafından ve Müslümanlarca doldurulmasını bekleyebilmek gerçekten epey güç görünüyor. Tabii başka yerdeki boşlukların dolabilmesi önce sizin bulunduğunuz yerdeki boşluğun dolmasından, doldurulmasından geçer. Bir su eğer daha ileri seviyelerde, ileri mesafelerde yerleri istila edecek, basacaksa önce basmaya başladığı yerlerde varlığını göstermeli, birikimini insanlara hissettirmelidir. Ben özür dilerim, zaman zaman bu hoparlör teşkilatında bir şey oluyor galiba. İşitilmediği zaman duyurursanız memnun olurum.
70 yıla yakın zamandır Batı sisteminin rakibi olarak ortaya çıkan Marksizmin bu çöküşü, Alev Alatlı diye bir vakitlerin sıkı komünisti olan bir kadının da dediği gibi, eğer İslam tarafından doldurulabilirse ancak komünistler kapitalizmle baş edebilir. Yani komünizmin umduklarını yapacak bir şey olmadığı açık açık görülüyor diyor bir yazısında, bir dergide yayınlanan yazısında. Bu boşluğu doldurabilmek herhalde önce Müslümanlara düşecek. Müslümanların öncelikle üzerinde iki ellerinin arasına başlarını alarak, düşünerek sonuca varması gereken husus. Dünya çapındaki bu siyasi boşluk, hepimizin de gördüğü gibi tek başlı kalan Batı emperyalizminin, kapitalizminin bu boşluğu doldurmakta elindeki imkanlar, sahip olduğu imkanlar sonucu onların vasıtasıyla doldurulmaya çalışılıyor ve çalışılacak. Orta Asya'da, Kafkasya'da geleneksel olarak Müslüman kökenli ülkelerdeki boşluğu İslam'a yönlenerek doldurulmasını arzu eden ora halkları nezdinde kendisi direkt olarak bir kapitalist, kapitalizmin birinci düzeyde temsilcisi olarak değil, ikinci el olarak Türkiye gibi Batı'yla entegre olmuş ülkeler vasıtasıyla doldurulmasını, yalancı İslam veya meşhur tabiriyle İslamizasyon politikaları takip ederek doldurulması yoluna aldatıcı bir doyum tercih etme, o doyumu sağlama yoluna gidildiğine dair, gidilmek istendiğine, götürülmek istendiğine dair de yine basından ve sair iletişim araçlarından öğreniyoruz, duyuyoruz, gelişmeleri görmeye, gözlemeye çalışıyoruz. Biz dünyadaki bu değişiklikleri bugünden geriye doğru 4 yıl içerisinde tüm dünya kamuoyunun gündemine giren bu değişiklikleri şimdilik bir kenara bırakarak yine İslam üzerinde, İslam'la ilgili olarak da Türkiye'de yaşanan süreç üzerinde biraz daha açık, objektifi biraz daha üzerine zoom yaparak konunu yaklaştırarak durmak istiyoruz. Çocuk yaşlardan beri bu işlerle uğraştığım için meselenin içinde yaşayarak bugünlere gelmiş, hemen hemen bugünden geriye doğru 35 yıllık bu konudaki gelişmelerin 35 yıllık mazisiyle ilgili Türkiye çapındaki gelişmeleri bulunduğum, yaşadığım şehirlerdeki bunun ekseriyetini Ankara teşkil ediyor, izlemeye çalışmış biriyim. Gerçekten bundan 30 sene önce gibi yuvarlak bir rakam kullanarak konuşmaya başlarsak, tespitimiz bir baz noktası olarak 1960'tan, 60'lı yıllardan o yıllara kadar İslam kesinlikle ne dostunun, kendini seveninin, isteyeninin, benimseyeninin gözünde bir alternatif rejim, siyasal yaşam biçimi idi, ne de ona hasım olanların gözünde böyle bir keyfiyet, böyle bir ağırlık sahibiydi. Zira Müslümanlar hakikaten öyle o kadar o denli İslam'dan uzaklaşmışlar, o denli İslam'ı yaşamakta kabuğun altına inememiş, hatta içeriden kabuğa doğru gele gele kabuğun en ince kısmına gelmiş ve orada kalmış olduklarından kurumuş, İslami yaşantıları bitmiş idi. Görüntü oydu ki işte Ramazan'da teravihlerde camiler dolar, Ramazan'da oruçlar tutulur. Azami geleneksel olarak halk beş vakit namaz kılar ama okuyan aydın kimsenin namaz kılması yakışır mı aydınlığa? Böyle bir hava hakimdi Türkiye'de. Hatta daha öteye bu konuya açıklık getirecek bir örnek vermek istiyorum. 67'de ben siyasi polis tarafından
ve bütün kolluk kuvvetleri tarafından arandığım sırada kayınpederimin eve gönderdiği 250 liralık havaleyi getiren postacı, ikamette teslim getiren postacı, hanımın başı örtülü çıktığı için demiş, bacım okuman yazman varsa şuraya imzanı at, yoksa parmağını bas demiş. O günlerde herhalde bir müvezzi ilkokul mezunundan idi genellikle, 67'li yıllarda. Hanım da Edebiyat Fakültesinden Türkoloji 3'ten ayrılmıştı. Bu şunu gösteriyordu ki o müvezzi ülkedeki halkın üzerindeki etkiyi izah ediyordu bir bakıma, farkına varmadan da olsa. Yani okumuş, yazmış, hele fakülte okumuş bir kadının başında Yemeni değil hiçbir şey olabilemez. Olsa olsa Paris modası şapkalar olur. Öyleyse yani bu başı kapalıysa herhalde okuması yazması olmamalı. İmza atmayı da bilmez. O yüzden parmağını basmalı idi. 24 sene evvelki bu olay hakikaten ülkede hele yüksek tahsil yapmış bir tek Allah'ın kulunun dahi başını kapatıyor olmaması gerçeği bugün tam tersine dönmüş durumda. Bugün okuması yazması olmayan 18-20 yaşlarında bir genç kızın güzelce mesture bir şekilde giyindirip başını örtüp pardesünü giyindirip sokağa çıksanız ve milletle bir anket yapsanız size göre bu kızın tahsili ne? Mutlaka %99.9 herkes üniversite talebesi diye size cevap verecektir. Ben eminim bundan. Yani işi Allah-u Teala istedi, öyle diledi ve 24 yıl gibi, çeyrek asır gibi bir zaman süreci içerisinde tam tersine döndürdü. Gerçekten o küllü şeyin kadir olan bir varlık bizim Rabbimiz. Ve bugün Müslümanlık insanların artık ciddiye almadığı bir şey değil. Müslümanlık artık insanların gündeminin dışında değil, gündeminin anaforunun tam ortasında, gündeminin ilk maddesini teşkil ediyor. Dostunun da ilk maddesini teşkil ediyor, gündeminin ilk maddesini hasmının da. Dünyanın her yerinde İslam konuşuluyor. Yeni genç nesiller İslam'la daha çok ilgileniyor, onun üzerinde daha çok duruyor, onu daha çok anlamaya ve yaşamlarına geçirmeye çalışıyorlar. Kadınlarımız üzerinde, yaşlılarımız üzerinde, gençlerimiz üzerinde, erkeklerimiz üzerinde, her kesim üzerinde etkisini gösteriyor. Genel hava İslam'dan yana dönünce hemen herkesi etkileyen bu hava, bir yanda siyasal bilgileri, bir yanda harp okulunu, bir yanda veteriner fakültesi öğrencilerini, bir yanda hukuk fakültesinin de okuyanları da etkisi altına alıyor. Esnafı etkilediği gibi çiftçiyi de etkiliyor. Ev kadınlarını etkilediği gibi üniversite öğrencilerini de etkiliyor. Zaten yaz geldiği veya kış geldiği zaman Erciyes'e gelir de Kayseri'ye gelmez mi? Oradan olsa olsa 15-20 gün geç gelir kış Kayseri'ye. Fakat Erciyes'e kış gelmişken Kayseri'ye yaz gelsin olmaz. Genel olarak madem ki Erciyes ve Kayseri aynı yerde, aynı mekanda, hepsini etkisi altına alır. Bugün gerçekten insanların gündeminde, kafirlerin de gündeminin birinci sırasında, Müslümanların da gündeminin birinci sırasında İslam var. İslam insanımızı artık düşündürmeye çalışıyor. Geçtiğimiz cumartesi, yani bundan tam bir hafta evveldi, büroda oturuyorken ki çok insan geliyor, çok ziyaretçi geliyor, genç geliyor, orta yaşlı geliyor, Kırklar elinden geliyor, Hakkari'den geliyor, Samsun'dan, Adana'dan. Açık birkaç kızla bir delikanlı geldi. Açık açık biz işte tanışmak, görüşmek istiyoruz. Biz eski solcularız. Dedim yaşınız kaçta? Yani eski solcularsınız zaten 20 falan görünüyor. Duyan da zannedecek 50-60 yaşındasınız. Güldüler dediler yani böyle bir iki ay evveline kadar biz komünistik. Bir kısmı bilmem ne kökenliyim falan. Açık filan. Biz İslam'a yönlendik. Sizinle gelip görüşebilir miyiz? Daha çok arkadaşımız var. Biz onların habercisiyiz. Yani eğer müsaade ederse dedim. Ne demek buranın kapısı? Herkese açık gelin. Konuşalım. Allah'ın kulu musunuz? Evet bizim muhatabımızsınız. Hakikaten her yerde bunu görmemek mümkün değil. Müslümanların ana sorunu
benim kanaatim o ki, müşahedem o ki, yıllardır bende biriken sonuç olarak o ki, İslam'ı temsil etmek gerek anlatım düzeyinde, ondan daha etkin olarak da yaşam düzeyinde İslam'ı temsil etmek Müslümanların bence birinci konusu. En önemli konusu, konularının en önem arz eden kısmı bu. Hakikaten İslam gereğince temsil edilse, gerektiği gibi yaşansa, Rabbimizin emrettiği gibi dost doğru olsak, çok genel anlamıyla dost doğru kelimesini söylüyorum. Yani Rabbimiz Allah bizden neler istiyor ise, biraz müşahhaslaştırarak söyleyelim, nasıl itikad etmemizi istiyor, nasıl amel etmemizi istiyor ise, münkerleri ne olarak tayin etmiş ve onlardan uzak bulunmamızı istiyorsa onlardan uzak bulunuyor. Maruf olarak neleri tanımlamış ise onlarla amel ediyor halde görse bizi sair insanlar. Bugünkü gelişme hızı, insanlar arasında yayılma hızının şu andaki hızının 10 katına 20 katına çıkacağını söylemek hiç de mübalağa değil. Gerçekten İslam bizatihi güzel olduğu, güzelliklerin toplamı olduğu, insan fıtratına yatkın şeylerin mecmuu bulunduğu için onu üzerinde taşıyanlar, taşıdıkları nispette diğer insanlar üzerinde etkili ve müessir olabiliyorlar. Bunu görmemek, hayatın her alanında bunu fark etmemek kabil değil. O itibarla Müslüman mutlak surette İslam'ı anlamalı, anladıkça doğruluğundan emin olmak için sağlamasını yapmalı, yani yeniden muhakeme etmeli, emin olduğu sonuçlar onda amel haline dönüşeceğinden amel olarak davranışlarına hakim olan düşünce olarak davranışlarıyla onu sergilemeli. Tabii İslam'a göre sergilenecek davranışlar konuşmalarla birlikte olacak. Konuşmadan onu soyutlamak mümkün olmadığı için. İşte bu suretle her biri usvetül hasene haline gelecek. Yani insanlar nezdinde güzel birer örnek haline gelecek Müslümanların. Bunca nüfusu kalabalıklaştığı dünyada çok daha insanlar üzerinde çok daha etkin olmaması için hiçbir neden yok. Bu noktada geriye dönerek meseleye bakar isek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne parası çoktu, ne bir masal kahramanı gibi, parantez içinde Zaloğlu Rüstem gibi güçlü, kuvvetli biri idi, ne taraftarı çoktu, ne bir şey. Yani o kuvvetini, gücünü nereden alıyordu? İnsan bunu düşünmeden edemiyor. Dikkat ediyorum, emin oluşundan, güven verici bulunuşundan gücünü alıyordu. Nitekim Allah-u Teala Kur'an'da da iman ediyorsanız güçlüsünüz buyuruyor kısaca. Hakikaten emin olan insan, inandığının doğruluğundan kesinlikle emin olan insan, gücünü emniyetinden, emin oluşundan alır. Bu güç kendine güven verdiği gibi kendine güvenene başkasının güvenmesi de mümkün ve kolay hale gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlar üzerinde dostu ya da hasmı, ona sempatiyle veya antipatiyle bakan insanlar üzerindeki etkinliğinde birinci sıraya alan onun güvenilirliği idi. Gerçekten daha kendisine vahyedilmeden bile Kureyş arasında dürüstlüğüyle herkesi düşünmesi, zayıfa, fakire yardımcı olması, akraba ile ilişkiyi kesmeyen bir ahlaka sahip bulunması ve insanlara sonuçta güven veren bir kişilik sahibi olması, günün birinde insanların ona güvenerek bu sözü de sen söylüyorsan mutlaka doğrudur diyen Ebu Bekir gibi karşılanmasına sebep oldu. Hakikaten kendi şahsi hayatınızda, yaşantınızda da bu konunun üzerinde açıklıkla, dikkatle durur iseniz, güven vericilik kadar güzel bir şey, insanların güvenmesi kadar güzel bir mükafatın olmadığı,
ve iletişimi kolaylaştıran bir gerçekliğin bulunmadığını görmemek mümkün değil. Hakikaten insanların birinin diğerini dinlerken dinlediklerine itibar etmesinin oranı, onun hakkında taşıdığı güven ya da güvensizliğin oranıyla doğru orantılı. Güvensizlik boyutu büyüdükçe, söylediği şeylere güven azalırken, güven boyutu büyüdükçe de söylediğinin doğrularına inancı çok daha kolaylaşıyor insanların. Bu itibarla biz Müslümanlar toplumun karşısında, insanların karşısında mutlaka güven verici, emin insanlar olmak zorundayız. Bu emniyeti edinmenin yolu ise mutlaka Kur'an'ı anlamaktan, bu dinin tartışmasız kitabı olan Kur'an'ın, Kur'an'da Rabbimiz Allah'ın bizlere neleri nasıl yapmamız, nelere ne kadarına nasıl inanmamız gerektiğiyle ilgili tariflerini, tanımlarını, açıklamalarını gereği gibi kavramamızla ancak bir yere varabiliriz. Dinlenilmeyen şey, okunulmayan şey anlaşılmaz. Anlaşılmayan şeyin de kabul edilmesi veya reddedilmesi hiçbir şey ifade etmez. Bu itibarla biz neye inandığını bilen insanlar olmamız gerektiği gibi ne kadarına inanmamız gerektiğini bilen insanlar da olmak zorundayız. Neleri nasıl yapacağımızla ilgili de yine Allah'ın kitabına bakmakla mükellefiz. Çünkü bize Rab olarak kabul ettiğimiz Allah'tan gelen kitabın adı Kur'an. Onu defaatle okudukça insan daha çok anlayacak. Anladıkça anladıklarını davranış haline dönüştürecek. Davranışlardaki bütünlük arttıkça, Kur'anileşme nispeti fazlalaştıkça insanlar nezdinde güven de artacak. Bu şekilde nefislerindekini Kur'an'dakilerle değiştirme sürecini yaşayan kişinin kendine güveni de artacak. Kendine güvenen insanla kibirlenen insanı karıştırmamak gerektiği malumunuz. Kendine güvenene başkalarının da güvenmesi mümkün ve kolay hale gelecek. İşte bu İslam'ın sağlam kişilikler, örnek kişilikler oluşturan bir düşünce ve davranışlara taalluk eden bütün oluşturduğunun canlı örnekleri haline getirecektir Müslümanım diyenleri. Böyle olan insanı reddetmek, bu şekilde düşünce ve tavır sergileyen insanları dışlamak gerçekten aklen mümkün olamayacak. Ancak haset gibi başka duygular, yaramaz duygular ki insanın fıtratına ters düşen ve herkes tarafından kabul görmesi mümkün olmayan bir takım çekememezlikler sebebiyle olsa olsa dışlanma mümkün olabilecektir. Nitekim Kur'an'da Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi Yahudiler için olduğu kanaati hemen hemen herkes tarafından kanaatına iştirak ediliyor. Onlar seni bilmediklerinden reddediyor değiller. Onlar seni haset ettikleri, yani çekemedikleri için reddediyorlar diyor Yahudiler için. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona teminat veriyor, ona güvence veriyor. Yani bunların sana karşı çıkmaları, Allah, kitap, peygamber biliyoruz demelerine rağmen sakın bir gerçek filan üzerinde olduklarını, bir doğruya filan sahip olduklarını sanma. Onların sana karşı çıkmalarının temelinde hasetleri yatıyor. İstemezlikleri yatıyor. Nitekim tarihi bilgilerimiz de bunu doğruluyor. Daha doğrusu tarihi bilgilerin Allah'ın ifadesinin doğrulamakta hiçbir rolü de olmamalı. Ama sonra gelenler için söylüyorum. Elbette Allah-u Teala ne buyuruyorsa doğru odur. Onun ifadelerinin şahide, delile dahi ihtiyacı yoktur. Ama Kur'an'da kendi ifadelerinden de anlaşıldığına göre yer yer bizi düşündürmek, yani şüpheniz varsa şöyle yapın da görün türünden bizim aklımıza bu muhakemeyi sokan, muhakeme etmemiz gereğine bizi meylettiren yine Allah-u Teala. Onun Allah'ın iki olduğunu düşünseniz bu düzeni yerinde bulabilir misiniz
demesi de bunu gösteriyor. Bir olduğundan emin olan Allah'ın iki olduğunu düşünseniz demekten çekinmesine hiçbir mahal olmasa gerek. Bu bakımdan insan her halükarda akletmeden Müslüman olması güç olan bir varlık. Çünkü İslam'la muhatap olması akıl sahibi kılınmasıyla birlikte söz konusu. Akıl verildiği halde İslam olması konusunda aklını devre dışı bırakan insanın ben İslam'ı kabul ettim ama düşünmeden kabul ettim demesi kadar, yani aklederek kabul etmesi gereken öyle kabul etmesinin makbul olduğu vakasına karşı, gerçeği karşısında aklı akletmeden Müslüman olduğunu belirtmesi kadar abes bir şey olamaz. Bu itibarla defaatla birçok ayette Allah-u Teala akletmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz, düşünmeyecek misiniz, hala mı düşünmüyorsunuz? Daha da ileri giderek benim acizane kanaatıma göre celallenerek akletmeyenler davarlar gibidir dahi diyor malumunuz. Bu bakımdan Müslümanın her halükarda İslamlaşması sürecini daha hızlı yaşaması için öğrendiği doğruları, İslami doğruları en kısa zamanda düşüncesinin temeli ve davranışlarının ölçüsü haline getirebilmesi için o doğruları, ölçü teşkil edecek, demirbaşa kaydedilecek İslami doğruları daha çok vakıf olabilmesi açısından tekrar tekrar okumasında, tekrar tekrar tartışmasında, konuşmasında, anlamaya çalışmak için bunları yapmasında hayati bir zorunluluk var. Uzun asırlardır, bugünden geriye doğru, gerçekten uzun asırlardır Müslümanların az düşünmeleri, hasaten dinlerini anlama konusunda, dinlerini yaşadıkları hayatta yol gösterici kılmaları açısından gösterdikleri atalet, gösterdikleri tembellik, dinlerini anlamaktan uzak kalmalarına rağmen bunu yaptıkça onu daha çok sayıyor, dini daha çok baş tacı ediyor düşüncesi ile asırlarını geçirip geride bırakmalarının sonucu İslam'ın yeryüzünden çekilip gittiğini, Müslümanım diyen toplumlarda büyük boşluklar doğduğunu, bu boşlukları da öncelikle komşu Batı'nın küfrünün bütün düşünce ve davranış alanında doldurduğunu yakın tarihimize bakıverenler hemen görüverirler. Müslümanlar o dönemleri şimdi geride bırakmaya başladılar. Kum saati doldu, 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 artık tersine çevrildi, aşağı doğru akıyor. Yani küfrün istila ettiği, küfrün üzerini ıslattığı, kirlettiği kitleler yavaş yavaş kendini İslam'la temizlemeye, İslam'la arındırmaya çalışıyorlar. Bu süreci hızlandırmanın yolu Kur'an okumayı, Kur'an'ı anladığı dilden yazılanını, yani meşhur tabiriyle mealini, tercümesini defaatle okumayı, okudukça anlamaya çalışmayı, ben şöyle anlıyorum, siz nasıl anlıyorsunuz diye başka bilenlerle de bu işi yapmayı Müslüman kendisine birinci derecede vacip, birinci derecede farz olarak bilmeli. Gerçekten Rabbi Allah'ın söylediklerini anlamada öncelikle Kur'an'ı tanımaktan geçmeyen yol, yol olabilemez. Onu takiben ve buna inzimamen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ki Allah'ın kitabında bize usvetül hasene olarak, yani güzel bir örnek, Kur'an'ı ahlak edinmişlik örneği olarak tanıtılan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gereğince Kur'an'ın peygamberi gibi onun bunun rivayet ederek insanüstüleştirdiği, neredeyse kimi rivayetlere göre yarı ilahlaştırdığı peygamber değil, Kur'an'ın tanımladığı peygamber olarak tanımanın yolu da mutlaka bizim için kat edilmesi gereken yol. Çünkü bu kişi o Kur'an'ı, o teoriyi nasıl pratize etti de bizim gibi birisi olarak yaşayan, yürüyen, davranan, düşünen canlı bir Kur'an haline geldi. Bunu tanımak
aynı cinsten olan, hemcins olduğumuz, yani insan olarak hemcins olduğumuz peygamberin yaptığını anlamak, kavramak, bizim de öyle olabilmemiz sürecini başlatmakta olmazsa olmaz, yapılmazsa gerçekten olmaz bir şey olarak düşünülmeli, görülmeli. Bunun için mümkün mertebe, madem onunla hem asır değiliz, aynı günde yaşamadık, mahalle arkadaşı olmadık, asker arkadaşı, okul arkadaşı olamadık, aramızda 1400 yıl gibi bir mesafe var. O zaman kaçınılmaz şekilde ve birinci derecede onu tanımanın yolu da yine Kur'an'ı tanımaktan, Kur'an'ı anlamaktan geçiyor. Çünkü bu dini, Allah'ın gönderdiği İslam dinini o da Kur'an'dan, yani kendisine gelen vahiylerin oluşturduğu kitaptan öğrendi. Onu ahlak edinerek bu imrenilecek kişiliğin sahibi oldu. Öyle bir kişilik ortaya sergileyebildi. Bizim de ona benzememizin yolu onun yaptığını yapmaktan. Tabii bu o deveye bindi, biz de deveye binmekten filan değil. Yani o Kur'an'a ahlak edindi, biz de Kur'an'a ahlak edinerek ona benzeyebiliriz. Yoksa deveye binmekle peygambere benzenseydi eğer, Lawrence de peygambere çok benzeyen bir adam olabilirdi. Çünkü biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı sırasında Arabistan'da geçirdiği yıllarını develerin sırtında geçirdi. Deveye binmek değil peygambere benzemek. Entare giymek de değil, çünkü onu Lawrence de giydi. Vaktiyle Ebu Cehil'in giydiği gibi. Entareyle, deveye binmekle olmuyor bu işler. Yani hiç uzaktan yakından alakası yok. Kur'an'ı ahlak edinmekle ancak peygambere benzenilebilir. İşte bir şeye veya bir kişiye nasıl benzenileceğin eski gereği gibi kavrayan bir insan, bu benzemeyi, kendisinden talep edilen benzemeyi becerebilir, başarabilir. Yoksa kendi vehmini, kuruntusunu gerçek sanıp onun peşine düşen insan mutlak surette yanılır. Yanılmaması mümkün değil. Kur'an ancak insanı yanıltmaz. Peygamberi de yanıltmayan, yanıltmadığı için de diğer insanlara örnek olmasını sağlayan şey de Kur'an'dı. Allah'ın kelamıydı. Bu itibarla bizim için de başka bir alternatif yok. Muhakkak Kur'an'ı anlayalım, okuyalım, zaten okumayalım demez hiçbir Müslüman. Okumamak diye bir şey düşünmek de mümkün değil. Lakin çok yaygın olarak bildiğimiz gibi birçok insan, efendim nasıl anlayacağız? İşte hemen okur okumaz anlayabilir miyiz? O büyük bir kitap. O daha giderek kitabı büyüteceğiz derken anlaşılmaz hale getiren ifadeler kullanmak, şimdi hayatta değil, çok herkesin adını mutlaka bildiği birisi diyordu ki, 30 yıllık da ahbap idik aramızdaki yaş farkına rağmen, Kur'an Arapça değil, Rabça. Onun için anlaşılmaz. Dedim ki, işte filan bey, çok iyi görüştüğümüz birisi, dedim Rabçaysa biz Rab değiliz, o zaman bizimle ne ilgisi var bu kitabın? Rablar arasında geçerli bir kitap olmalı. Biz Rab değiliz, biz Rabbimiz Allah'ın kuluyuz. Dedim sen kitabı öveceğim derken küçültüyorsun, o kitaba aykırı şeyler söylüyorsun. O kitapta biz apaçık Arapça indirdik bu kitabı diyor. Kureyş'in konuştuğu dil apaçık Arapça olduğuna göre elbette ki o kavmin diliyle indirilmeliydi. Öyle de indirdi Allah. Sen bu kitabı büyüteceğim diye Rabça diyorsun. Nereden çıkarıyorsun? Allah diyor Arapça, sen Rabça diyorsun. Rabçaysa bizim dilimiz Rabça değil. Ne yapacağız? Bize ne o zaman bu kitaptan? Dikkat edelim, epey kızmıştı ama sonunda indi kızgınlığı ve dedi doğru söylüyorsun. Biz öveceğiz derken kimi yerde böyle batırıyoruz filan. Gerçekten yani Kur'an anlaşılsın diye gönderilmiş. Onda biz her kavme kendi diliyle konuşan peygamberler gönderdik denmesinin sebebi de Rabbimiz Allah'ın her kavmin kendi emir ve nehilerini anlayabilmesini mümkün kılmaktı. Yani anlamadığı şeylerle söyleyin, ondan sonra da niye anlamadınız, niye yerine getirmediniz, böyle şey mi olur, hadi bakalım cehenneme, bu zulüm olmaz mı? Zulüm ancak aciz varlıkların başvuracağı bir şeydir, eksiklerini kapatmak için.
Allah-u Teala kül şeyin kadir olduğuna göre zulme başvurma diye bir şey, onun zalim olması diye bir şey düşünmek, akla en ufak bir ihtimal olarak getirebilmek kabil değil. O bakımdan Allah-u Teala kullarına rahmetli, o adil Allah, adilden de öte rahim Allah. Yani gerçekten adil olarak kalsa idi, artı rahim olmasa idi, işimiz dumandı. Yani ne düşüncelerimizle ne davranışlarımızla onun rızasını cennete girecek kadar miktarını tahsil etmekte epey insanlar, onun kulları zorluk çekerlerdi. O lütfediyor, kerem ediyor, iyi şeyler düşünüyorsanız ihlasla gerçekleştiremeseniz bile size sevap yazıyor, razı oluyor ama kötü şeyler aklınızdan geçti diye aynı şeyi yapmıyor. Bu rahmet değildir, cabadan, fazladan verme değildir de nedir? Şükür ki o Rahim ve Rahman Allah. Ne kadar şükretsek hakikaten az. Bu bakımdan onun gönderdiği dinin anlaşılmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Hakikaten anlaşılmak için gönderilmiş olmalı ki kullarına yol gösterici olsun. Bana siz, ben gemici değilim diyelim, gemici işaretleriyle yol gösterseniz, hani bilenleriniz vardır işte bir takım şeyleri böyle yaparlar, şöyle yaparlar elinin biriyle, öbürüyle filan. Ben anlamadığım değil o, gemici değilim. Onlar bana nasıl yol gösterir? Bunu düşünmek, o işaretlerin bana yol göstermesini düşünebilmek mümkün değil. Yol gösterici olması için benim anladığım işaretleri yapmalı. Ya da ben o işaretlerden anlamalıyım. Anlaşılmayan şeyin yerine getirilmesi mümkün değil. Hiç tanımadığınız bir trafik işaretiyle karşılaştığınız yılların şoförü da olsanız ne yapacaksınız? Acaba bu işaret ne diyor? Park edilir mi diyor, edilmez mi diyor? Durulur mu diyor, durulmaz mı diyor? Bilemezsiniz ve ona uygun, o işarete uygun hareket edemezsiniz. Edilemez yani, mümkün değil. Onun için anlaşılmayan dinin de gereği yerine getirilemez. Gerçekten mümkün değil. Bu bakımdan insanlar bu dini anlamak zorundalar ki Rableri Allah'ın kendilerinden istediklerini gereğince yerine getirebilmeleri mümkün olsun. Efendim işte biz Kur'an'ı okuyun diyorsunuz ama işte okuyan adam hemen 3 ayet okumadan içtihat etmeye başlıyor. Olabilir. Olabilir demek yani yapsınlar demek, teşvik etmek değil. Yani o hemen 3 ayet okuyup içtihat etmeye başladıysa millet de buyruğa mı girdi öylelerinin içtihadına tabi olmak için? Gönül istiyor ki araba alırken örneğin kazasını almasanız, acantada bıraksanız. Ama bu mümkün. Arabayı aldın, kazayı da aldın. Yani arabayla ilgili değil mi? Bir sürü kazalar oluyor yeryüzünde. Bir uçak düşüyor, 400 kişi birden ölüyor. Ama ne komünisti, ne kapitalisti, ne Müslümanı oturup da demiyor ki yahu bu uçaklar bir düşüşte 400 kişi birden gidiyor. Biz artık şu uçaklara binmeyelim, satın almayalım, hava yollarını da kapatalım. Uçak fabrikaları da sona ersin artık demiyorlar. Niye? Uçak yolculuklarının, araç olarak uçakların insanlığa sağladığı fayda o kadar kesif, o kadar yaygın, o kadar rakipsiz ve alternatifsiz ki bunu hiç kimse aklına bile getirmiyor. Ne yapıyorlar? Başlarını, ellerinin aralarını alıyor, diyorlar ki kazaları azaltmak için daha ne yapmalı? Uçaklara daha neler eklemeli? Daha nasıl tedbirler almalı? İşte kaç bin kitle uçmasını sağlamalı? Yok bilmem şu havalarda belki uçmamalı. Yani hep kaza ihtimalini azaltmak için insandan sadır olabilecek, insanın eksikliğinden doğan ihtimalleri asgariye indirebilmek için tedbirler düşünmekle meşgul oluyor insanlar, uçağı terk edelim demekle değil. Kim ister araba alsın, ertesi günde kamyonun altına girsin, hem araba gitsin, hem canı gitsin. Kim bunu ister? Hiç kimse istemez ancak aklından zoru olan birisi isteyebilir. Olup duruyor işte her gün bir sürü trafik kazası oluyor ama hiç arabadan vazgeçelim, tekrar at arabasına dönelim, merkebe binelim denmiyor. Şimdi Kur'an okumaktan dolayı yapılan yanlışlar sebebiyle de Kur'an okumayı terk etmeyi düşünmek tıpkı uçak kullanmaktan
tümüyle vazgeçmek gibi, araba kullanmaktan tümüyle vazgeçmek gibi bir şey. Olacak yani yanlışlar, Kur'an'ı okuduğu halde yanlış yapanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gününde yok muydu? O gün insanların hepsi Süpermen miydi? Silme akıl küpü müydü? Bu mümkün mü? Hiçbir toplumda, hiçbir dönemde, hiçbir Allah'ın hiçbir arzında insanların tümü silme ne ahmaktır, ne orta akıllıdır, ne süper akıllıdır. İçlerinde süper akıllısı da var, dahici de var, orta akıllısı da var, akıl fukarası da var, tüm akılsızı da var. Her toplumda, her asırda ve her zeminde. Öyleyse yanlışlık her devirde, insan varsa yanlışlık vardır. Yeryüzünde haşa ve kella Allah'lar gezinmiyor. Allah'ın kulları geziniyor. Yani aciz varlıklar gezdiğine göre, acizlerin gezindiği yerde hata da onlarla beraber gezinecek demektir. Hatadan arı olan, noksandan münezzeh olan ancak ve ancak özellikle İslam itikadına göre, bizim itikadımıza göre Allah-u Teala, o ancak eksik sahibi değil, o ancak yanlış yapmaz. Zaten yanlış yapandan Allah olmaz ki. Küllü şeyin kadir olan, kendini böyle tanımlayan bir varlık nasıl olur da filan işte o külli kelimesine halel getirecek bir eksikliğin sahibi olabilir? Biz insanız, elbette yanlışımız olacak. Dünyada bir sürü teknik gelişmeler oluyor, sanayide gelişmeler oluyor filan. Bunlar ucuza olmuyor ki, o denemeler, öteler, beriler bir sürü paralara mal olduğu gibi kimi zaman canlara da mal oluyor. Bir şeyleri denerken bakıyorsunuz işte bir patlama oluyor, yok bir bilmem kaç kişi birden ölüyor. Bütün yeni şeylerin bulunuşunda bu gibi şeyler oluyor. Bu bakımdan eğer insanoğlu geliştirmek istiyorsa kendini, gelişmek istiyorsa bu çabayı, gelişme çabasını bırakmayacak. İnsanlıkta ilerlemek istiyorsa bunun yolu da Kur'an'ı anlamak. Kur'an'ı anlamakla gelişecek, kendini geliştirecek, fıtratına uygun düzeye yükseltecek. Bunu yaparken de arıza yapacak. Bunu yaparken de kaza yapacak. Ben yapmayacağım, siz yapacaksınız. Siz yapmayacaksınız, ben yapacağım. Yapanımız çıkacak çünkü insanız biz. İnsan varsa hayat var. Hatayı kim yapmaz? İnsanlar arasında ancak ölü bir insan hata yapmaz. Zaten sevap da yapamaz ki hata yapsın. Ölen ölü. Ölü yapar mısın? Ne sevap işleyebilir, ne hata işleyebilir, yapabilir. Eğer hayattaysak, canlıysak, yaşıyorsak ve insansak ki öyleyiz, hiçbirimiz insan üstü değiliz, insan altı da değiliz. Hata da bizimle beraber. Ama bize düşen bu hataları daha aza indirmeye çalışmak. Kişiliğimizi daha İslamileştirmek. Sonuçta daha olgun insanlar, İslam'ı daha iyi hazmetmiş, daha çok düşüncesinde İslam'ın kendisine daha çok hakim olduğu insanlar, davranışlarında İslam'ın kendisine daha çok hakim olduğu insan tipleri oluşturmak. Bunlara Kur'an deyimiyle usvetül hasene deniyor. En birincisi olarak da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gösteriliyor. Bizim de ona imrenmemiz, ona benzememizin yolu gene aynı yolu takip ederek Kur'an'dan geçiyor. Bu bakımdan okunmadan, anlaşılmadan bir toplum, bir diğer ve basit bir misal vermek istiyorum. Çocukluğumda benim, ki ben yaşta aranızda insanlar da var, Türkiye'de futbol pek öyle yaygın değildi. Bir duyardık işte İstanbul'da Karakartal var, Beşiktaş var, Fenerbahçe var işte. Daha belki küçük takımlar var ama pek yaygın değil isimler işte. Bu üçünün adını duyardık. Bizler top mop da görmezdik. Çünkü ihtiyaç da duymazdı toplum ne hikmetse. Fakat bir furya başladı. Allah, top bulamayan köyde çocuk da kasabasını görmemiş ki, o yıllarda kasabalarda köy gibiydi. Bundan 50 sene evvel, 45 sene evvel. Daha top bulamam, bir çabudu ipine bağlar, sarar filan, hadi tepikle harman yerinde, yok mahalle arasında, meydanda. Tüm Türkiye öyle topun üstüne düştü ki, aradan geçen bu 40-45 yılı içerisinde en küçük kazalarda bile neredeyse profesyonel takımlar çıktı. Şimdiki manzaraya bak. Bu neyi gösteriyor? Yani niçin örnek vermek istiyorum? Bir toplum tümüyle bir konuyu kucaklarsa, tümüyle o konunun üstüne düşerse, herkes 7'den 70'e o konuyla ilgilenirse,
o konunun uzmanı dünya kadar adam çıkar o toplumun içinden. Yani bu futbol işi bunun çok açık bir örneği. Eğer bu toplum 40-45 yıldır Kur'an'ı anlamak için topa düştüğü kadar Kur'an'ın üstüne düşseydi, mesela mukayese edelim. Emin olun bugün her biri birbirinden şahan, dünya kadar müştehit, fakih, iki derece birbirinden üstün, üç derece öbüründen aşağı, dünyanın adamı en küçük kasabalara varana kadar yayılır. İlgilenmediğiniz, uğraşmadığınız, ne düşünse düşüncelerinizi ne de amellerinizi kendine ayırmadığınız bir şeyin nasıl uzmanı olabilirsiniz? Nasıl erbabı olabilirsiniz? Mümkün mü? Uğraşmazsanız basit mi görüyorsunuz berberlik varsa? Uğraşmayın, kimseyi tıraş edemezsiniz. Keser bırakırsınız. Uğraşıla uğraşıla öğreniliyor. Bir tek meslek değil ama sözümüzün siyak ve sibak ile ilgili olarak söyleyelim. Bir peygamberlik var. Çalışılarak, uğraşılarak erişilemeyen meslek, mevki, mertebe. Meslek değil de mertebe. Peygamberliğin dışında her şey insanoğlunun o şeye tahsis ettiği düşünce ve emeğin ürünüdür. Aldığı mesafe de bunların ürünüdür. Gerçekten. Uğraşmazsan ömrün boyunca kaç sene yaşarsan yaşa. Bir gün olsun direksiyona bile binmemişsen şoförlüğü bilemezsin, öğrenemezsin. Efendim kolay, kolay ama gene de uğraşılarak öğreniliyor. Yani uğraşılarak kolay, uğraşılmadan kolay mı beyler? Mümkün mü? Bir deneyin isterseniz bakalım nerede bulacaksınız kendinizi. Kaldı ki Kur'an uğraşılmadan anlaşılsın. Kabil değil. Onun için toplum olarak sürek avı yapar gibi. Yani herkes, küçüğümüz büyüğümüz, öğrencimiz esnafımız, çiftçimiz, rençperimiz, memurumuz, askerimiz ile kadınımız, erkeğimiz, kızımız, oğlumuzla bu Allah'ın kitabını anlamaya yönelir isek, anlayabildiğimiz kadar elbette illa vüs'aha nispetinde anlayacağız. Yani vüs'atimiz, çapımız, bize Yaradanımızın verdiği akliyet, kavrayış nispetinde anlayacağız. Fazlasını da zaten fazlasından mükellef tutmuyorum. Bu toplumda her toplumda olduğu gibi dünya kadar çeşit çeşit kabiliyetli, derece derece akıllı insanlar var. Ama kitlesel olarak bu işin üzerine düşmemizin sonucu bu insanlar kendilerini gösterecek, onu anlamada biri diğerini fersahlarca geçmiş insanlar çıkacak ve toplumun tümüyle düzeyinin yükselmesinin mihraklarını teşkil edecekler. Yani füze gibi ateşleyicileri olacaklar. Toplumun da düzeyinin yükselmesi sonucu doğacak. Bu ancak uğraşmakla, bu ancak kafayı takmakla, basit amiyane deyimiyle, kafayı bir işle bozarsanız kafayı bozduğumuz işin erbabı olursunuz. Sokak deyimiyle hani. Ya adam şöyle, tabii kafayı o işle bozmuş diyoruz. Yani ondan başka bir şey düşünmüyor adam. Düşündüğü de o, yediği o, içtiği o. Yani hep onun üstüne düşüyorsa bakıyorsun erbabı oluyor. Normal değil mi? Küçükten beri bakıyorsun hep top kovalayıp duruyor derken işte 25 yaşına gelmiş bakıyorsun kaç milyara transfer edilen futbolcu. E tabi topla kafayı bozduysa topçu olacak, yani piyade olacak hali yok. He? Neyle uğraşırsan uğraştığın işin erbabı olursun. Biz de Kur'an'ı anlamayla hayatımıza geçirmeyle meşgul olursak gerçekten onun uzmanı oluruz. Ama ben iki derece aşağı, sen iki derece yukarı. Fakat herkes bugün bulunduğu düzeyden çok daha ileri düzeye çıkar. Kitlesel olarak bunu yaparsak, dediğim gibi insanların içinde neler var neler, ne akıllılar, ne kabiliyetlerimiz, kimler var kimler. Ama bunları anlamanın yolu burada denemek, yani Kur'an'a yönlendirmek, Kur'an'ı okutmak, onu düşünce ve yaşam biçimi şekline dönüştürmeye çalışmak. Bu sürece girersek, sürek avı yapar gibi topluca bir kitle, o zaman çok çok mesafeler kat ederiz. Mazur görün, ben 1975'te hacca gitmiş idim. Orada dünyanın her tarafından gelen bir sürü insanla muhtelif dillerle konuşmaya çalıştım. Becerebildiğim kadarıyla yanımda yardımcılar oldu filan. Daha sonra Haziran 1980'de başlayarak, 80'den başlayarak en sonuncusu da geçen sene Haziran'da olmak üzere 10 yıl içerisinde de 6 defa İran'a gittim.
Yalnız Suudi Arabistan'ı ve İran'ı görmek demek olmuyor bu seyahatler. Çünkü oraya yalnız Türkiye'den biz davet edilmedik. Bakıyorum Singapur'dan tutun Filipinlere kadar, Tacikistan'dan Türkmenistan'a kadar, Kongo'dan Kenya'ya kadar dünyanın çok çeşitli ülkelerinden de Müslümanlar davet ediliyor, geliyor. Dolayısıyla böyle çeşit çeşit insanın, çeşit çeşit ülkeleri sen gezmeye kalksan bir ömür yetmezken, herkesin toplandığı bir yerde sen herkesi daha kısa sürede görebiliyor, onlarla konuşabiliyorsun. İnanın bu 6 defa gittim 10 yıl içerisinde. Her defası ikisi resmi davet, dördü de özel gidişimdi ama mümkün mertebe sokaktaki işportacıdan tutun Rafsanjani'ye kadar, Ayetullah Şeriat Medari'den 80 yılında Cumhurbaşkanı idi Beni Sadr'a kadar bir saat odasında Türkçe Azeri lehçesini biraz danışmaya çalışarak konuştum onunla. Yani yakından tanımaya çalıştım. Oraya gelen çeşitli ülkelerdeki Müslümanları da gördüm, konuştum. Tabii o ülkeyi bu demek değil ki tümüyle tanıyabiliyorsun. Ama en azından bir numune, oradan gelmiş bir numune görüyorsun. Hakikaten dünyanın hemen her tarafındaki İslami gelişmelerin ivmesi 60'lı yılların öncesine nispetle fevkalade artmış, gelişmiş ve yükselmiş durumda. Bütün dünyada, yani bu Filipinler'de de hissediliyor, Şeşil Adaları'nda da yok, Komor yani Kamer Adaları'nda da. Her yerin Müslümanında bu farklılığı, bu canlanmaya başlamayı, bu kımıldanışın tezahürünü mutlaka görüyor insan. Ve insanın ümidi artıyor. İçi açılıyor böyle hani elem neşrah leke var ya, yani sadrının açılması, Türkçe'de de kullanıyoruz Türkçesini. Yani oh be içim genişledi diyoruz, ferahladık. Yani biz sıkıntımızı attık. Hakikaten bu gelişmeleri bir Müslüman bu gelişmelerden nasıl göğsü açılıyorsa, İslam'ın gelişmesini istemeyenlerin de göğsünü daraltıyor bu gelişmeler. Boğulacak gibi oluyor onlar. Oksijeni azalan bir ortamda yaşıyor gibi oluyorlar. Türkiye'deki gelişmeleri başka ülkelerdeki gelişmelere mukayese etmekte yarar görüyorum. Müşahedem olarak insanım, yanılabilirim, müşahedelerimde eksiklik bulunabildiği gibi yanlışlık da bulunabilir. Çünkü bana vahiy gelmiyor. En son kendisine vahiy gelen insan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dı. Ama emin olun düşünce düzeyinde Kur'an'a yakınlık ve Kur'an'daki espriyi üzerinde taşıma açısından Türkiye'deki fikri yükselme, fikri seviyenin yükselmesinin boyutu hiçbir ülkede görülmemiş durumda. Yani ne Mısır'da var, ne Cezayir'deki buradaki boyutta, ne İran'daki buradaki boyutta, ne Türkmenistan'daki, ne Singapur'daki. Gerçekten bu ayrıca, biliyoruz tabii onlar da kardeşimiz orada da olsun ama ayrıca kıvanç verici de bir durum. Seviniyorum doğrusu, yani insan filanın yarıştaki derecesini geçmişse, yeni bir rekor kırmışsa bu üzülecek şey değil, üzülünecek şey değil, sevinilecek şey olduğu gibi ben de Müslümanlık da zaten Müslümanların birbiriyle yarış alanı olduğuna göre, hayırdaki yarış alanı, o zaman bir toplumun diğer toplumu geçmesi, öbür toplumun da öbürünü geçmeye çalışması, sonuçta İslam'la geçme ve İslam'la geçilme söz konusu olacağı için biz Müslümanlara ferahlık veriyor, inşirah veriyor doğrusu. Gerçekten sevinilecek müşahedelerim bunlar, benim tespit ettiğim şeyler. Dikkat edilirse Türkiye'de bugünden 11 yıl öncesinden başlayan, keskin çizgilerle başlayan bazı siyasi uygulamalar yapılmaya başlandı. Mesela biz buna İslamizasyon politikaları diyoruz. Yani insanları, kitleleri özellikle ve öncelikle de İslam'ı sevdiğini söylediği ve bildiğimiz geniş kitleleri aldatmak, saptırmak için kullanılan politikaların ismi olarak İslamizasyon kelimesi kullanılıyor. Yani sahih İslam, asıl İslam değil, aldatıcı İslam. Diğer bir tabirle belki nükte de var içinde. Hani
Amerika'yı da Allah'ı da değil de bu olacak iş değil zaten. Yalnız Amerika'yı memnun edecek İslam. Ya bunlara İslamizasyon politikasının İslam'ı deniyor. Tabii böyle İslam olmaz. İslam yalnızca Allah'ı razı etmeyi düşünen dünya görüşünün, akidenin ve yaşam tarzının adıdır. Bunu uygulamaya başlayanlar arasında bir bugüne kadar çok yaygın olarak devlet politikası olarak uygulandı ve Amerika'nın isteğine uygun olarak uygulanıyor. Bundan sonra gelecek, teşekkür edecek hükümetlerin de bu politikadan dönüş yapacaklarını hiç sanmıyorum. Kimse de sanmasın. Çünkü Batı'nın ve onun buradaki uzantısı olan laik demokratik rejimin kesinlikle bundan başka bir alternatifi kalmadı. Yani son kozunu oynuyor. Bu toplumu, bu Batı'nın rejimi, laik demokratik rejim terk edip gitmek ve inine dönmek durumundadır. Bu kaçınılmaz kaderidir laik demokrasinin. Çünkü buraya ya İslam gelecek ya İslam gelecektir. Yani hiç şakası yok bu iş. Başka türlü düşünmenin de mümkünü yok. Mülkiyeler Birliği'nin tertip ettiği bir açık oturumda solun hemen hemen meşhur şahısları, işte Sadun Arenler, bilmem Mete Tuncayları, öteleri, berileri toplanmışlar, konuşuyorlar. Daha 141-142 ve TCK'nın 163. maddeleri henüz kaldırılmamış ama kaldırılması gündemde. Bir solcu çıkmış diyor ki konuşmada, efendim 12 Eylül rejimi Türkiye'de şeriatçıları palazlandırdı. Böyle bir kanaat ısrar ediyor. Şu anda da SHP'nin sanıyorum yönetim kurulu üyesi olan Ertuğrul Günay diye bir avukat var. O cevap mahiyetinde diyor ki çıkmış kürsüye, arkadaşımızın diyor bu kanaatine katılmıyorum. Çok güzel bir tespit olarak gördüm. Diyor dikkatini çekerim. 12 Eylül rejimi, rejime, 12 Eylül rejimine kul olmaya müsait gördüğü şeriatçıları palazlandırdı. Yalnızca Allah'a kul olmaktan başka bir şey düşünmeyen şeriatçıların ise yakasından elini bir türlü indirmiyor. İndirmeyi de düşündüğü yok. İkisini birbirine lütfen karıştırmasın arkadaşımız diyor. Yani bu solcu öteki solcuya söylüyor. Gerçekten Müslümanlar da bu solakların anladığı gibi bu gerçeği anlasa, yaygın biçimde anlasa anlayanları var tabii. O zaman herhalde yollar daha bir asfalt olacak. Yani daha bir düz olacak. Gidilmesi daha kolay olacak. Çok çok önemli bir tespit. Yani taviz vermemek, yararcı, çıkarcı, John Stuart Mill'ci olmamak lazım. Yani faydacılık diye bir düşünce İslam'da yok. İslam'da gerçekleştirilmesi gereken tek değer Allah'ı razı etmek. Allah rızası. Bundan başka değer yoktur. Ticaretinizde de eğer bu değeri gerçekleştiremiyorsunuz, gerçekleştiremiyorsanız kazandım sanmayınız. Cehennemden ateş, azap kazandınız. Bu kazanç mıdır? Evliliğinizde hanımınıza iyi muamele etmiyor, onun hakkına riayet etmiyorsanız ya da o sizin hakkınıza riayet etmiyorsa bu kazanılmış bir şey değil, cehennemden ateş kazancıdır. Yaptığınız sözleşmeye riayet etmiyor, hakkını yerine getirmek istemiyor, komşu hukukuna riayet etmiyorsanız cehennemden azap kazanıyorsunuz demektir ki bu kazanç olamaz. Kumardan kazanılanın kazanç olmadığı gibi. Bizatihi mal sayılmayan domuz etinin İslam nazarında ya da içkinin insana kazandırdığını sandığı şey ancak cehennem azabıdır. Cehennem ateşinden bir kordur. Bir azaptır. Bu itibarla Müslüman kazanç olarak milletvekilliğini görmemeli, kazanç olarak bakanlığı görmemeli, kazanç olarak filan yerde genel müdür olmayı görmemeli, şurada çöpçü olmayı kayıp olarak görmemesi gerektiği gibi, şurada küçük bir memur olarak kalmayı kayıp olarak görmemesi gerektiği gibi. Müslüman için tek kazanç Allah'ı razı etmektir, Allah rızasıdır. Tek kayıp da en önemli, yani birinci derecede kayıp da Allah'ın azabını kazanmaktır. Onu razı etmemektir, edememektir. Müslüman her işinde, siyasi davranışlarında, ticari davranışlarında, ibadetlerinde veya taatinde, aile hukukundan komşu hukukuna kadar, ekonomik hayatından ziraatına kadar,
hayvanına yük yüklerken veya yolda insanları rahatsız etmesi muhtemel bir taşı dikeni yolun kenarına çekmeye varana kadar ya da umursamamaya varana kadar her işinde mutlaka Allah'ı razı etmeyi, yani bu hedefi gerçekleştirmekle mükellef olduğunu bilen kimse demektir Müslüman. Bundan şaşıyorsa, bu hedefini şaşırıyor, kimi zaman bunu gözetiyor görünüp, kimi zaman başka şeyleri, bunun dışındaki ve buna aykırı şeyleri gözeten bir insan konumuna giriyorsa, o Müslümanın herhalde hesabı vermesi, her halükarda hesabı vermesi zordur. Dileriz Allah ona merhamet etsin ama merhameti hak etmek için de bir şeyler yapmak gerekir. Merhamete müstahak olabilmek için de, onu istihkak edebilmek için de bir takım çalışmalar, gayretler ortaya koymak gerekiyor. Umursamazlık merhameti celbetmez, def eder. Merhameti umursayacaksınız ki gereğine göre hareket edesiniz ve Rabbiniz Allah da size rahim ve rahman davransın. Başka türlüsü mümkün değil. Bu bakımdan Müslümanlar aldanmamaya, Müslümanlar rejimle uzlaşmamaya, İslam dışı şeylerle iç içe varlık sürdürmemeye, bütünleşmemeye azami dikkat göstermek zorundadırlar. Malumunuz İslam hemen her defasında kendisinin insanlar arasında getiren peygamberler küfür ortamlarında gelmiş kimselerdir. Örneğin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kureyş küfür ortamını teşkil ediyordu. O ortamda gelmiş bir kişiydi. Bu kaçınılmaz ama varlığını sürdürmeye gelince, ortaya çıkışı ayrı, bir de devam etmesi ayrı. Varlığını sürdürmeye gelince hakkı temsil eden kimselere hep varlığını sürdürmek için mevcut sistemle, küfür sistemiyle birlikte var olma, onunla uzlaşarak var olma, onunla anlaşarak, uyuşarak var olma teklifleri yapılmış. Nitekim Kureyş'in de meşhur teklifinde olduğu gibi, bir gün biz senin Allah'ına tapalım, bir gün sen de bizim putlarımıza tap ama desin ki millet, işte Kureyş yine ittifak etmiş, nifakı kaldırmış, yani ayrılığı kaldırmış desinler. Yani sistemle birlikte var ol, rejimle beraber, bizimle beraber var ol, senin Allah'ın da olsun, bizim putlarımız da olsun. Ama İslam, yani tevhid esası itibariyle şirkin ne bir tonuna mütehammil, ne %50-50'ye mütehammil, 50'sine, ne de yüzde değil, milyarda toz kadarına tahammülü var. Toz kadarı da tevhidi bozuyor, %50 de katsan bozuyor. Yani %1'i bozmasa hadi katalım. Ama tevhide halel geldi mi zaten bütün amelleriniz boşa gidiyor. Bu yüzden Allah-u Teala peygamberlerini içinde yaşamak zorunda olduğu sisteme rağmen var kılabilmek için o sistemle uzlaşmaktan, o sistemle anlaşmaktan, uyuşmaktan şiddetle men ediyor ve sonuç itibariyle biliyorsunuz قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ işte لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَّد۪ينَ yani sizin dininiz size demek, size onu tavsiye ediyorum demek değil. Ya ben çağırıyorum, anlatıyorum, gelmiyorsunuz öyleyse o dinle kalacaksınız demek. Benim dinim de bana, ben de dinimden vazgeçici değilim. Allah'a teslim olmuşum. Böyle. Yani uyuşmaya, uzlaşmaya yaklaşmak diye, birlikte, küfürle birlikte olmayı düşünmek diye bir şey Müslümanın lügatında kesinlikle olmamalı, bulunmaz, bulunmamıştır. Bakın peygamberlerin lügatına, bakın Allah'ın kitabına. Yok. Yani hem içkiye karşı olacaksınız, hem bir meyhanede garsonluk yapacaksınız. Olmaz yahu. Yani kendinize güveninizi kaybedersiniz. İnsanların size güvenmesine engel olursunuz. Güvenemez adam ya, bu içki kötü deyip duruyor ama meyhanede ona buna bu oyuna kadeh kadeh rakı şarap dağıtıyor. Bu nasıl iş? Bu ne periz? Bu ne lahana turşusu? Diye milletin kafası karıncalanmaz mı? Yani soru işaretleri, nida işaretleri dolup dolup taşmaz mı? Bu konumdaki bir adamın kime sözü geçer? Hem rejime karşısınız, hem o rejimin işletilmesine talipsiniz. Örneğin diyelim Kayseri Belediyesi'nin içkili bir gazinosu var. Ve bunun işletmeciliğini ihaleye çıkarmış. He? Bu ihaleye bakıyorum, sakallısı da giriyor, şalvarlısı, yani Müslümanım diyenler, aa, ya hani sen içkiye
işte dansöze, bilmem şarkıcıya filan karşıydın. Yani bu işlere rezalet kaldıracağız. Ha kardeşim işte burası çok para kazanıyor. Biz kazanıp da onu işte hayra, İmam Hatip açılmasına, Kur'an-ı Kerim kursu açılmasına filan harcayalım. Ya o pislikten kazanılan temizliğe harcanım hiç duyulmuş iş mi? İslam'da öncelik maruf değil, münkerden nehyetmek. Münker kaldırılmadıkça maruf bir şey ifade etmiyor ki. Kendinizle çelişkiye düştükten sonra doğrularınızı kabul ettirme şansınızı sıfırlıyorsunuz. Nasıl olur bunu yaparsınız? Ne işiniz var sizin böylesi bir gazinonun ihalesinde? Bırak meyhaneciler, gazinocular baksın o işe. Yani biz bırak derken onlara da tavsiye etmiyoruz. Kimse için, Allah'ın insanlar kulları için hoş görmediği şeyi kimse için hoş görmüyoruz biz. Ama illa yapacağım diyorsa da peygamberin dediği gibi lekum dinikum öyle din deriz. Yani bizim işimiz bizim, sizin de pis işleriniz sizin demek zorunda bırakırlar bizi eğer laf dinlemezler. Ama onların pis işlerinde bizim işimiz. Bizi pislemez mi o işler? Bizi kirletmez mi? Bizi kokutmaz mı? Onun için Müslüman pislikten ve pisliğin her türünden, özellikle akidevi pisliklerden kesinlikle uzak durmalı ki tevhid akidesini pırıl pırıl %100 saf kalması, bulunmasıyla ancak insanın mürüvvetini görebileceği akidesini muhafaza edebilsin. Aksi halde Müslümanın cennetin kokusunu bile almaktan ümidini kesmesi lazım. Olmaz öyle şey. Hem Allah'ı razı edeceksiniz, hem bu rejimi razı edeceksiniz. Bir büyüğe tabi olacaksak, Allah'tan daha büyük var mı ki? Ona ortak koşarak hem ona hem başkasına. Eğer Allah'la bizim aramızda başka büyükler var ise, örneğin devlet, devlet de Allah'a tabi olursa, biz de devlete tabi olunca hem Allah'a hem devlete tabi olur. Bir münaferet, bir aksilik, bir çelişki doğmuyor. Ama ben Allah'a en büyük, en büyüğü saymak aklın gereği değil mi? Korkacaksa insan aslandan korksun, fareden korkan da var. Fareden korkana herkes gülerken, aslandan korkana kimse gülmüyor. O zaman Allah'tan korkana kim gülecek yani? Allah dururken kullarından korkarsanız, ikbal endişesinden korkarsanız, işim elimden gider yahut meyşetim azalır diye korkarsanız, o zaman gülünecek bir korkuya yapışmış olursunuz. Bu itibarla yani insan mutlaka çok iyi düşünmeli, çok iyi hesap etmeli ve tercihini adam akıllı yapmalı. Yaptığı tercih, doğru tercihi de yani Allah'a itaat etme tercihini, Resulünü örnek edinme tercihini alternatifsiz kabul etmeli. Yani hiç ya acaba doğru mu yaptım? Yok yani sağlamasını yapsın bundan doğruyu bulursa bize de getirsin göstersin bulamaz. Mümkün değil. Öyleyse bundan şaşmasın. Bilmem milletvekilliği yok, genel müdürlük yok, filan yerde fabrika sahip olmak yok, şurada gazino işletmek, bunlar bizim işimiz değil. Bunlar Müslüman için bunlar mürüvvet de değil. Müslüman için mürüvvet Rabbi Allah'ı razı etmektir. Hem dünyada huzur, izzet bununla sağlanır, azizlik, şeref. Hem ukbada sonu olmayan oradaki hayatta aziz olmak, olmanın alternatifsiz yolu Rabbimiz Allah'ı razı etmektir. Kesinlikle başka bir yol düşünmek, temizi pislikle karıştırıp yemek diye bir alternatif yok Müslümanın önünde. Olmamalı, olamaz da. Efendim ben konuşmaya başlarken aşağı yukarı bu kadar, 1,5 hadi belki 5-10 dakika daha genel şeyler söyleyerek ilk muhatap olduğumuz için bitirmek ve akabinde de sorularınızla ilgili cevaplar düşünüyor idik. Önüme konulan kağıt da henüz bir dakikamız varken kondu. Yani efendim bitirseniz süreniz doluyor dedirtmemeye çalışan biriyim elhamdülillah. Öyle ya, yiğin at kendine kırbaç vurdurmaz derler değil mi? İnsan hukukunu bilmeli ki başkası da onun hakka riayetkar olduğunu, adil olduğunu bilebilsin. Evet, teşekkür ederim. Buyurun. Biz de teşekkür ederiz Ercüment Bey bu aydınlatıcı bilgilerinden dolayı. Efendim ben
rakam olarak saydım. Şu anda soru olarak gelmiş 30'un üzerinde bilgileri de ilave etmedim. Hemen her kağıt üzerinde de birkaç maddeli sorular var. Yalnız soruları tasnif ettiğimizde ortaya bir durum çıktı. Hemen hemen soruların mahiyeti, Evcimet Bey'in konuşmasında her Müslümanın Kur'an'ı anlamaya çalışması gerektiği konusundaki izahının yeterli anlaşılmaması veya Evcimet Bey'in sürenin dar olmasından dolayı konuyu genişçe açıklanmasından kaynaklanıyor zannediyorum. Kur'an'ın anlaşılmasının imkansızlığını veya bunun nasıl olacağını soran kardeşlerimiz var. Bunun dışında Ercüment Bey'in özellikle önceden beri Türkiye'de birçok cemaat tarafından üzerinde durulan sünnet hakkındaki, hadis hakkındaki görüşlerini içeren sorular var. Soruların büyük bir kısmı da sayı olarak en fazla kısmı teşkil ediyor. Gerek kendi yayınlamış olduğu dergide, İktibat dergisinde, gerekse diğer basın organlarında kuracağını bahsettiği İslam Partisi hakkında bilgi istenilmesi var. Diğer bir grup sorular da Müslümanların Türkiye'de bölünmüşlüklerine dikkat çekilerek bu Müslümanlar arasındaki vahdetin nasıl temin edileceğini soran kardeşlerimiz var. Bu arada bir kardeşimizin notu özellikle bizim dikkatimizden kaçmadı. Diyor ki bu soruyu hem sesli olarak okumanızı ve de açıklamanızı yapmanızı istiyorum. Çünkü gerçeği arıyorum. Lütfen diye de ricada bulunmuş. Biz imkanlar elverdiği müddetçe soruları sesli olarak yönelteceğiz. Hemen hemen hiçbir kardeşimizin sorusunu Allah'a sınırız böyle bir huydan değişikliğe uğratmak gibi bir şey aklımızdan geçmiyor. Olduğu gibi çıplaklığıyla yönelteceğiz. Ancak takdir edersiniz ki bu kadar sorunun altından teker teker kalkılması mümkün değil. Her birine ikişer dakikalık cevap şey yapılsa, verilse bir buçuk iki saat olacak bir süre oluyor. O bakımdan ben mümkün mertebe soruları tasnif ettim, toparladım. İmkan olursa soruların tamamına cevap veremediysek yarın için saat 10 ile 13 arasında Rey yayıncılığın salonunda Ercüment Bey'in özel sorusu olan veya burada sorusunun cevabını alamayan kardeşlerimizin sorularını cevaplandırmak üzere 3 saatlik bir zamanı ayıracaklar. Bunu da şimdiden duyurmuş olayım. Kur'an'a bakış açımızı öğrenebilir miyiz? Ayetler fikrimizin gelişmesi, düşüncemizin gelişmesi için mi yoksa yaşanması için mi inmiştir? Eğer yaşanması için inmişse, Resulullah ve sahabe bunu nasıl hayatına uyguluyordu? Önemli ama konuşmanızdan ayetlerden elde ederken, bahsederken veyahut da pek okuyamıyorum ya, Resulullah'ın bunu nasıl anlamış ve hangi yollar üzerine inmiş olduğu dikkate alınmıyor. Bunun sebebi nedir? Şu kadar sorunun tamamı Kur'an'ın mücerred akılla, sırf akılla bir hocanın dizine diz çöküp tahsilini yapmadan anlamanın mümkün olup olmadığı konusunda yoğunlaşıyor sorular. Benim gibi hepsini okumak, Kur'an anlaşılır diyorsunuz. Peki Kur'an'ı anlayabilmek için nüzul sebeplerini, dilin inceliklerini, tefsir ilmini bilmek gerekmiyor mu? Yarı ilahlaşmış peygamber ve Kur'an'daki peygamber kavramlarını kullandınız. Bunlar bizden açıklar mısınız diyor. Gibi. Evet, yani kısaca Kur'an'ı anlamada takip edecek usul. Ben başlı başına uzun zamanlar ayırarak tüm incelikleriyle anlatılması gereken konuları kısa zamanlara ve öz ifadelere tek zorunda, yükleme zorunda kalır iseniz elbette soru sahiplerinin haklı olacağı şekilde açıklanması istenecek durumda da kalıyorsunuz.
efendim mutlaka Kur'an-ı Kerim'i açın, okuyun, mealini okuyun derken ondan başka bir şey okumayın diye bir cümle de ağzımdan çıkmadı. Başka bir şeye ihtiyaç yok, onu anlamak için dahi yok diye bir cümle de çıkmadı malum. Nasıl ki bir fizik kitabını bir kere okuyan 100 üzerinden diyelim 15 veya 20 anlar. İki kere okuyanın biraz daha fazla anlaması ihtimali artar. Daha çok okudukça, hatta fizik kitabında bahsedilen konularla ilgili başka kitaplar okudukça o konularla ilgili bilgisi daha artar, ufku daha açılır ise elbette ki Kur'an'la ilgili, Kur'an'ı anlamakla ilgili olarak da bilimde o gün cereyan eden olayların da 23 yıllık kameri yıllık bir yaşam süreci içerisinde cereyan etmiş içtimai, iktisadi, savaşla ilgili siyasi olayların da, ailevi olayların da hepsinin bilinmesinde, hepsine ulaşılmasında ona taalluk eden ayetlerin anlaşılması için hayati zorunluluk var. Bunun aksini söylemek gerçekten mümkün değil, olamaz. Bunları hepsini birlikte anlatamamış veya söyleyememiş olmamızın doğurduğu sorular olarak algılıyoruz ama acizane yayınlamaya çalıştığımız İktibat dergisinde bu konuda hemen her sayıda vurgulayarak Kur'an nasıl anlaşılır, ne yapılmalı ki gereğince, gereğine uygun, gerçeğine uygun olarak anlaşılabilsin hususunda gücümüzün yettiği kadar anlaşılır insanla bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Elbette bütün doğruları bilen biz değil, küllü şeyin alim olan Allah'ımız yanına biliriz de ama muhakkak birçok şeyi bilmek lazım. Fakat geleneksel olarak bize intikal eden ve genelde de hemen hepimizin gözünü korkutan Kur'an'ı anlamak için 100 çeşit ilim bilmek lazım, yok 200 çeşit bilmek lazım, açık arttırmaya çıkmış gibi. Yahu peki bir iş, bu iş bu kadar da zorsa kim anlayacak bunu Allah aşkına? Nasıl anlayacağız yaygın olarak Allah aşkına? O kadar da zor değil. Her iş yani nasıl şoförlük örneği verdim, o bile bir kere direksiyona oturur oturmaz hemen öğrenine vermiyor. En azından 15-20 gün emrin yapmak, önce tenha yerlerden, yavaş yavaş trafiğe girerek gerekiyor ise tabidir ki Kur'an'ı okumak da, okur okumaz müfessir azamı olmak filan sonucumuz olmuyor. Bu mümkün değil. Ama okuya okuya, onunla ilgili olayları öğrene öğrene, niçin indiğine dikkat ede ede, o ayetin Kur'an'daki başka ayetlerle alakasını kura kura, aynı kelimenin geçtiği diğer ayetleri müfahesten bula bula birlikte mütalaa ederek o konuyla ilgili Allah-u Teala ne demek istemiş bir ortalama kanaat sahibi olmak, ortalama anlayış sahibi olmak mümkün. Yoksa bir yüzünden hemen oku, bitsin, bitsin, anlaşılsın. Hiçbir şey o kadar kolay anlaşılmıyor ki Kur'an o kadar kolay anlaşılsın. Ama öyle onu büyüteceğiz diye anlaşılmaz kitap, onu anlaşılmaz, onu anlamak için daha anlamamız gereken neler var, neler diyerek işi büyütmek ister istemez aldanmamız, oyalanmamız ve o kitaptan uzak kalmamız sonucunu doğurmuş. Asırlar anlaşılmaz, bilinmez. Büyüklerimiz her neki buyurduysa anların cümlesi haktır ve doğrudur. Güzel de bu dinin o büyüklere ihtiyacı varsa, şimdi de büyüklerinin çıkmasına, onu anlayan büyüklerin çıkmasına ihtiyacı var. Yani insan evvel çıkan büyüklerden kıyamete kadar yememez diye hazır mirası, hazıra daha dayanmaz. Biz mirası üstüne de ekleyelim. Yeni büyükler çıksın bu toplumlardan, yarınki toplumlardan da çıksın. Çıkmasın yani bu İslam için iyi değil mi? Elbette ki, yani okur okumaz, herhangi bir şiiri bile anlamak. Ben yıllar önce Kayseri'de, tam 40 yıl önce kız ortaokulu son sınıfın öğrencisiydim. Tek ortaokul vardı, adı da kız ortaokuluydu. Edebiyat hocamız Mustafa Pişkin diye bir adam vardı. Öldü, sağlığını bilmiyorum.
bir şiir dedi, Türkçe dersinde anlatıyor. İşte Orhan Veli o zaman çok meşhur şair. Efendim, bir şiirinde demiş ki, bir şiir nihayet zıdır, rahatı bir herifti bu Orhan Veli. Malum. Bir taş attım ağaca, ağaç taşımı yedi, ben taşımı isterim, ben taşımı isterim. Hadi bakalım, bilmediğim bir şiir çıkışın içinde. İşte çocuk attı, hocam dedi, ne diyor bu herif peki, ne demek istemiş? İşte sormuşlar da kendine, tabii hiç okuyan bir şey anlayamıyor. Kelimelerin hepsi Türkçe, hepsini anlıyor zaten, ağaç, taş, he? Ama ne, adam anlamını karnında saklamış, bir takım kelimeleri çaldı. Hoca anlatmıştı o Mustafa Pişkin isimli Türkçe hocamız. Efendim, bu devlet dairelerine bakanımla da bir bakanlığa dilekçe vermiş. Taş, bir taş attım ağaca, yani dilekçesi taşmış, ağaç da bakanlık imiş. Ağaç taşımı yedi, yani dilekçemi yuttu, yani hiç cevap yok, ben taşımı isterim, yani dilekçeme cevap isterim, demiş. Şimdi bu iş paralı şiiri anlamak için bile, bunun hikayesini bilmeye ihtiyaç olursa, elbette ki bundan 1400 sene evvel gönderilmiş bir kitabın yuvarlak esası. Ve 23 yıllık bir hayat boyunca cereyan eden bir sürü olaylarla ilgili olarak gelen bir kitabın ayetlerinin anlaşılması için tarih bilgisine, içtimaiyat bilgisine, koşu bilgisine, savaşla ilgili bilgiye, olaylarla ilgili bilgiye mutlaka ihtiyaç olacak. Nasıl bunlara ihtiyaç olmaz diyebilir ki bir insan, azıcık aklımız mümkün değil. Tabii ki ihtiyaç var ama bir iş yapılacaksa, hakkından gelinecekse, üstesinden gelinecekse böyle öncelikle bilinmeli ki gözlerde büyütülmemeli. Büyütülen işler insanı caydırır. Yani bu işin erkeğesi devirmek. Gerçekte de büyük ya, gözde de büyük bir iş. Hadi devir bakalım. Sen devirebilir miyim? Yok ben de devirem. Kim devirir? Gerçekte onun büyük bir iş. Bir de iş mümkün olduğu halde gözde büyütmek var. Bizim asıl konumuz da bu. Bu teşkilimiz. Kur'an'ı anlamak mümkün. Şuna buna filan başvurarak. Ama anlaşılmaz, mümkün değil ulaşılmaz, bilinmez, edilmez diye kendini programlarsan bir kelime de bile anlayamazsın şimdi bunu. Çünkü kendini koşullandırıyor, şartlandırıyor. Peki anlaşılmaz mı için göndermiş bir İstanbul'u? Tam ona aykırı sonuçlar çıkarıyor. Kişi olarak o, bütün toplum olarak o kitapta uzaklanmış. Hayatımızdan kendi elimizle Müslümanlar o kitabı kovalamışız, ondan sonra oturup ah vah edip ağlıyoruz. Okumazsan onu sayacağım diye meşhur hikaye, duvarda asılı olduğunu görüp sabaha kadar uyumayıp da karşısında ayakta durursan, açık okuyup da ne diyor anlayın diyeceğin yerde, saygıyı böyle zannedersen, o zaman o kitabın sana ne faydası olur? Olmaz. Onu anlatmak istiyoruz. Yani gözde büyütülmemeli. Lüzumundan da küçültülmemeli. Değil mi? Şoförlüğü basit, sorarım ben, niye de sürüyorsun? Kamyonun altında bulabilir kendini. Yani bir iş gerçeği neyse orada o gerçeğiyle görülüp tanınmalı. Ne küçültülmeli olduğunda ne de büyütülüp ona teşebbüsten insan kendini uzak bırakmalı. Evet. Teşekkür ederim. Soruların diye bir yoğunluğunu ise çok net ifade etmesi bakımından bir kardeşimizin sorusunu okuyorum. Size hadis ve sünnet inkarcısı mit ajanı deniliyor. Ne dersiniz? Peygamberin giydiği entariyi inkar etmekle nereye varacaksınız? Ve benzeri sünnet konusundaki açık tavrınız nedir? Ki bir kardeşimiz de öyle diyor, siz sünneti inkar ediyorsanız sünnetsiz Kur'an'ı anlamak mümkün müdür diye sorular devam ediyor. Tamamını okumak mümkün değil ama bu manada yoğunlaşıyor. Şimdi efendim, sünnetsiz Kur'an'ı anlamak tam önce şu bilinmeli bir başka bilgi olarak ki Kur'ansız sünnet anlamak. Değil,
sorusunun başına dönersek kardeşimizin entareyi inkar etmek, biz entareyi inkar etmemiz, entare halen de var. Benim de evde var, daha 16 sene böyle haçtan getirmişim yazın. Böyle seyyar vantilatörlü giyiyorum, pek de rahat oluyor evde. Böyle entareyi inkar, entareyi inkar, ya şu ışığı inkar ne demek yani? Şu ışık sünnet değil demek ayrı, ışık yok demek. Yani deveye binmenin sünnetle alakası yok. Yoksa deveyi de, deveye binmeyi de inkar etmiyor. Halen de görüp duruyoruz günler bu. Televizyonda da görüyoruz. Yok mu günler? Yani biraz bilmiyorum galiba gereği gibi anlaşılmıyor. Yani... Sünnetle hadis mi? Şimdi efendim, sünnet ne, hadis ne? Bu çok konuşuldu. İki kelime çok dilimizden hiç düşmediği halde sanki anlamları netleşmemiş olduğu için iltibaslar, karışmalar meydana geliyor. Sünnet malumunuz lügatta yapılması adet haline getirilen, yani mükerreren yapılan şeye Arap dilinde sünnet deniliyor. Ve tasnifatta da mesela Allah-u Teala'nın yapmayı adet haline getirdiği, yani hep yapa geldiği şey için sünnetullah. Resulullah'ın yapmayı adet haline getirdiği şey için lügat bakımından sünnet-i Resulullah, işte hatta Ebu Cehil'in de sünneti var, hep müekked sünneti, hem de İslam'a karşı çıkmak. Öyle değil mi? Bu lügat olarak. Şimdi Müslümanları izah eden şer'i anlama itibariyle sünnet, bizim acizane kanaatımız o ki insanız, yanılabiliriz. Bu konudaki kanaatımız mutlak doğrudur dememiz kesinlikle kabul değil, böyle bir şey değil. Bir halkı hiçbir yerde işlemedik, burada da işlememiz, istemeyiz. Kanaatımız o ki, Peygamber'in Kur'an'dan anladıkları ve uyguladıklarıdır. Eğer bunu yaparken bir yanlış yaparsa, yanılır ise, ki yanılmak mutlaka kasıtla yapılan şey değildir. İnsan bilmeden de yanılır. Çünkü insandır ve Allah'ındır. Allah değildir insan, Allah'ın kurudur. Onu da Peygamber yaptığı için yanlışı Allah hemen düzeltir. Zira düzeltmiş de Peygamberden sadır olan yanlışlar eğer hemen düzeltilmezler ise onların getirdiği dinlere tabi olanlar, o yanlışı da Allah'ın dininin bir doğrusu gibi algılayıp kıyamete kadar işleyeceklerdir. Bunun önüne geçmek için peygamberlerin yanlışlarının düzeltilmesi aciliyetidir söz konusu. Acilen, yani hemen düzeltilmelidir ki insanlar arasında tanim olmasın, yayılmasın. Bununla ilgili mazur görür, hemen 30'a yakın olayı ayetlerle ve siretteki olaylarla 90 yılının Ocak, Şubat, Mart aylarında yayınlanan 133, 134, 135 şimdi sayıları kavramları da 3 sayı arkaya yayınlamaya çalıştık. Muhakkak bir vardır, eklenmesi gereken şeyler vardır. Hadise gelince, hadisi ben tabii sokaktaki insanın anladığından bu işle az ilgilenenler, hatta hiç ilgilenmeyenlerin anladığından biraz daha farklı anlıyor insan işin içine girdikçe. Peygamberin sözleri olarak değil, Peygamberin sözleri denilen sözler, özellikle ve vurgulayarak denilen kelimesi, yani onun bunun, yani arasında ravileri, aradaki kişilerin böyle söyledikleri sözler olarak anlıyor. Eğer böyle olmasaydı, örneğin Allah mağfiret etsin, İmam Bukhari, İmam Müslim, Tirmizi, İbn-i Macesi, Ebu Davud'un, İmam sahih müsned sahipleri. Diyor ki mesela Bukhari, mukaddemesinde sahih Bukhari, diyor ben bu kitaptaki, mecmuamdaki, hadis mecmuamdaki Bukhari'nin bir tevkiladı, efendim, rivayetleri 600 bin hadis içinden seçtik. Yani kendisine ulaşan Kâle Rasûlullah diye başladı. Rasûlullah buyurdu ki diye başlayan 600 bin rivayetin içinden seçtiğini belirtiyor. Bukhari'nin birinci cildinde mukaddemesinde. Örneğin
Allah mağfiret etsin. İmam Müslim kitabının mecmuasını, hadis mecmuasını yani Sahih-i Müslim'in mukaddemesini yine birinci cildinde sen okuyun. Yani elindeki kitaplar var mı kitaplar piyasada? Çoğunluğu kitabını görüyorum. Diyor ki 1 milyon hadis içerisinden seçtik. Elimizdeki Müslim'de toplam 3300 hadis var benim. Öyle değil mi? Gerisi buharlaşmadı. Demek ki Allah mağfiret etsin İmam Müslim 996.700 Kale Resulullah diye başlanan rivayeti atmış böyle hadis olmaz. Peygamber böyle bir şey söylemiyor diye. Geri kalan 300 lira almış. Kullandığı kıstaklara uygun gördüğü 3300 lira. Hakeza daha 600 bin rivayetten İmam Bukhari mükerrerleri dahil elimizdeki 12 ciltlik Fahrizi hariç Bukhari'den kaç hadis var? 7 bin küsur. Yani oluyor. Anlıyorlar. Nereye gitti? 593 bin. Değer vermeyi almış. Almamış. Yine biliyoruz ki mesela Bukhari ve Müslüm'ün müştereken kitabında bulundurduğu rivayetler olduğu gibi Bukhari'nin alıp Müslüm'ün almadığı, Müslüm'ün alıp Bukhari'nin attığı, ikisinin de atıp kırmızıyı alıp kitabına koyduğu, üçünün de kabul etmeyi bir mübadele bulabildiğiniz, onda da olmayan üçünleri de harbiyle olan rivayetler var. Yani bu işte uğraşanlar için bu bilgiler, çok derin bilgiler falan değil. Yani birkaç kitap kitaba koyarsa o kitaplarda var bu bilgiler. Uydurmuyoruz bunlar. O zaman ve yine elimize gelen rivayetlerden anlaşıldığına göre hadis yani peygamber dedi ki diye başlayan sözler. Peygamberin bizzat kendi sözleri değil. Yani ravinin sözleri öncelikle. Tahkik sonucu onun söylediği kanaatı tekşirse ondan sonra muhtemelen, kuvvetle muhtemel ki Resulullah böyle buyurmuş. Ama gerçeği Allah-u Alem Allah'tır denilen sözler. Daha bu rivayette Peygamber hayatta iken aleyhissalatü vesselam hayatta iken tartışılıyor. Tenkit ediliyor. Tenkit etmek, reddetmek demek değil. Yani eleştiriliyor. Peygamberin eleştirisi değildir bu. Dikkat edin. Mesela uzunca Bukhari'de bulunan bir rivayet. Yani bu Hureyre'nin rivayeti. Kendisi kendi ağzıyla uzun uzun diyor işte bir yerde oturup konuşuyordu. Resulullah da aramızdaydı. Filan da vardı. Ey kalabalık. Öteyde konuşurken birdenbire Resulullah kalktı, aramızdan ayrıldı, gitti. Orada oturan kalabalık cemaatın içerisinde ben mehalen aktarmaya çalışıyorum. İçlerinde en fazla ben onu merak ettiğim için hemen kalkıp peşine düştüm. Yani nereye gitti? Allah'ın Resulü nerede? Derken ara işte planın çevresi duvarla çevrilmiş. Bahçesinde bir kuyusunun başında onu gördüm. Dolandım o çevrede, girecek yeri bulamadım. Bir tek su menfezi vardı, uzun uzun gereksiz şeyler işte. Oradan tilkinin girdiği gibi arka arka girdim. İşte anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Seni merak ettim de işte öyle geldim filan. Bana diyecek bir şey yok. Peygamber de ne hal verdi, için oraya gitti filan bir açıklama yok. Ona demiş ki işte git gördüğün insanlara de ki der ki la ilahe illallah derse kurtulur. Bana böyle dedi, geri girdiğim gibi tilki gibi o menfezden çıktım. Boşlara boşlara gelirken benden sonra da o kalabalıktan Hazrab'ın oğlu Ömer Allah'ın Resulü'nü merak etmiş. Onu gördüm ve rastlar rastlamam dedim ki ey Ömer işte Peygamber'i gördüm. O böyle böyle dedi. Kim? La ilahe illallah derse o kurtulmuştur. Böyle der demez Hatab'ın oğlu elinin tersiyle döşme vurur ki arabası beni yıktı diyor. Sonra da ey diye hata tuttu gömün Peygamber Efendi. O böyle şey söylemez. Kendine bir vayet. Götürdük hala diyor eli yapamda ve de titriyor korkar mı korkar diyor. Dedi ki ya Resulallah ben buna böyle böyle söyledim. O da evet ya, sen inanmaz mı olacak, oruç mu olacak, ya diyor, sen böyle şahit edersin, o da daha bitti mi? Dedi diyor Ömer Peygamber. O da onun üzerinden Peygamber dedi ki, ya bu Hureyre bak Ömer'in dediklerini de Ekrem'i unutma dedi o zaman diyor yakamıza. Şimdi bu rivayet neyi anlatıyor böyle?
Daha Peygamber sağken Kale Resulullah diye başlayan sözleri onun sağlığında eleştirmeye açık olduğunu Ömer eleştiriyor. Yani hemen Ebu Hureyre böyle söyledi diye hemen çatalım çıkardım. Yani hemen kabul et. Siz değil yani çatalım çıkardım. Öyle değil mi? O gün bugündür. Biz şunu da kesin olarak biliyoruz ki kendisine en son vahiy gelen insan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne İmam Bukhari'ye vahiy geldi, ne Müslüm'e geldi, ne Darici'ye geldi, ne İmam'a geldi. Öyle değil mi? İçinizde birisi çıkıp da hayır onlara vahiy geldi diyebilir mi? Dedim. Yok. O zaman bunlar da insan bu eleştirileri, bu seçmeleri yaparken yanlış yapmamaları mümkün. İnsansa, insanla yanlış olur. Yanlış olan eleştir. Elindeki Müslüm'ün kitapları, kitabında bulunan rivayetler Bukhari'nin eleştirisi sayılır. Onun aynısı olmamalı. Yani sen itibar ettiğini ben etmedim, ben etmedim, etmedim. Anlamına gelen, onun almadığını alması ya da onun aldığını almamasının başka anlamı var mı? Hep eleştirir. Yani rivayetlerin eleştirilmesi zaten o kişilerden akıllıdır. İnsanlar ona mahvet etsin. Hiçbiri dememiş ki ben imam, yanılmadım, bana vahiy geliyor bu hadisler çıkarken. Her gece rüyama Cibril girdi bilmem, böyle diyen var mı? Yok. Evet, böyle yalan yanlış, atmadık, böyle var, kendisi bu rahmet kuruldu, onu bunu götürdü. Böyle şey olur mu? Hadisi eleştirmek demek, Peygamber'i eleştirmek demek değil demek. Eğer böyle olsaydı, ne Buhari bir tane rivayete kıyabilir, atabilirdi, ne Müslüm yapabilirdi bu işi, ne İbn-i Mâle, ne Mâle, ne de Dâhi yapabilirdi. Öyle değil mi? Gerçekten. Evet, biraz mağdur görün. Konular başlı başına müstakil bir konferans konusunu teşkil edecek kadar boyutlu ve esaslı konular olduğu için kısa kesin diyorsunuz, anlaşılmıyor. Uzun anlatmaya kalkınca diğer konulara sıra vakit kalmıyor. Böyle iki arada bir derede gibi oluyoruz. Hoş görün artık. Ne yapalım? Biz de yapalım. Biz de daha yapalım. Yanlışlarımızı hoş görün. Düzeltmeyen. Ben sorularım bir şey mi? Ha şu, affedersiniz şu hiç. Ama çünkü haklarda adam planlaması ya yorulmadı. Efendim, bize çeşitli mektuplar da geliyor. Yani kimisi işte senin nefesin diyor, lağım kokusundan daha beter diyen mektup da aldım. Hani elde değdi diyor, ne diyelim? Nasıl öyle kokuyorsa bilmiyorum. Yani bir sigara içen bir adam mozlu oldu, sigara kokuyor. Bir nefes gibi kokar yani ince yaklaşan bir insana hamdolsun. Hiçbir insanın nefesi de adam gibi kokmaz ama kızmış vatandaş, babasının tabağı atmış öyle anlaşılıyor. Birisi de diyor ki ben milletten diyor hep borcunu gönderin deyip duruyor, anlaşılan diyor. İsrail'den gelen yeşil yeşil dolarları daha bozdurmaya dayanmasın diyor. Neler olmadı ki yani işte Amerikan ajanı, İngiliz ajanı, MİT ajanı, CIA ajanı daha. KBB o şimdi bitti ya, malları bitti. Efendim, kimisi işte İran'dan para geliyor filan. Allah Allah. Ya biz hiç görmüyoruz. Anlaşılan daha eğemedik ki bize görmeden gelip gidiyor bu paralar. Ne gitmezse bu yaşa geldik daha 30 yaşındakilerin evi var. Bu var mutlaka kirada oturuyoruz. Bu para, paramız olsa yani helal da para evde alırız. Var da değiliz. Allah'ın verdiği nimeti üzerimize göstermeye çalışırız. Ama işin garibi şu ki ben 30 yıldır bu rejimle uğraşıyorum, mücadele ediyorum, rejime karşı çıkıyorum. Müslümanların geleneksel anlayışlarını, Müslümanlıklarını Allah'ın Kur'an'ında belirttiği İslam'la yer değiştirmek mücadelesine veriyorum. Bu 30-31 yıllık mücadele süreci boyunca belki 6-7 kere siyasi polis göz altına attı. 2 kere mahkum oldum. Birinde 4 yıl ağır hapis, 2 yıl Bingöl'de sürdüm. Birinde 6 sene, 3 ay 1986'nın 6 Şubat'ında Ankara Tekemesi'nde öbürü 67'de, pardon 68-67'de yakalandık ve Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Yani Reşil bana şunları söyle, sen niye böyle iyi Müslümansın, yani niye vazgeçmiyorsun, bak bu ülkede herkes diye olmuyor, sen de onlar gibi işte
Akıllı başlı adamsın, aday olsun, milletvekili de olsun, kabiliyetlisin, bakan da olsun. Olay, dünya kadar Müslümanı, komiser de olsun, gemiler de olsun, bakan olmayı, milletvekili olmayı olsun, genel müdür olmayı olsun seçti. Biz de mafsane olsun seçtik. Aslında mafsane kim seçer? Ben yaptıklarım mafsa gireyim diye yapmadım. Allah'ı razı edeyim diye yaptım ama kimilerin bu hoşuna gitmediği için alıp bizi de öyle soktuk. Hapishane hapishane gezdik. Yani bize tam hasım oldu, %100 hasım oldu. Belli olan layık demokratik düzen bize hiçbir zaman daha Amerikan ajansı demedi şu delil var aslında. Yok İsrail'den para aldım, yok bundan filansın demedi. Ancak niye iyi Müslümansın? Ha iyi Müslüman, biz ocağını yakarız. 163 toplamı, o kavramı koydun mu? Tamam. Mahmutane mahmutane gezersiniz. 2 yılda bir yılda sürgün. Ama şu çok hak Müslümanların buna demediği olmadı. Ankara'da gene ben çalıştırıyor dediler böyle. Duymadığınız varsa duyuruyor. İki tane barın avyonu var dedi. Birisi Almanya'da bilmem ne görüşüm Almanya temsilcisiyle oturan. Radyonun hikmeti yıllar sonra TGM'de beraber yargılanıyoruz. Bana hakkını helal et diyor. Dedim ne hakkım var ben seninle görüşmedim var mı? Sen bilmiyorsun ya ben biliyorum. Allah Allah. Sonra anlıyorum ki yani bu 3000 kişinin karşısında kalabalıkta falan tutma söylüyor buradan. Ben de o dergiyi çıkaran tanıyorum, Ankara'da bir tane barı kavuyorum. Ben 30 senedir Ankara'da yaşıyorum. Bir kahvehaneye girmiş adam değilim, bir stadyuma gitmiş adam değilim. Gördüm yani vaktim de olmadı. Zaten bu dolaplarda benim de olmadı. Çocukluk yıllarında işte burada spor yapardım Kayseri'de. Koşmuyor. Mesela ne kadar? Neler yani sapık, şey yapıyor, sünneti reddediyor. Onlar bir kimse öyle değil de herhangi birimiz çıkıp o kimseye olmadığı şeyi söylüyorsanız söyleyen düşünsün, ödeyemeyin diye bir faturayla karşı başlayalım. Hesabını öğrenin. Yok, söylenilen gibiysen ben düşünün. Ama İnsanların birbirleri hakkında bir şey söylemeleri için mutlaka hüccete ihtiyaçları var. Müslümanlar bu konuda ahlaklarını mutlaka değiştirmeler. Yani İslami ahlak taşımıyorlar. Size rahatlıkla duyuyor ki mesela o adam sünnetin geldi yanında Kur'an'ı söylemişler. Peki bunun çok ağır bir insan. Bir Müslümanı kâfiriyorsun. Öyle değil mi yani illa mesela kâfir deme de bu liste. Ne demiş oluyorsun? Gene kâfir, komünist kâfirse, küfürse komünizm. Komünist demen de kâfir demen değil mi? Yani aynı anlamı taşımıyor. Peki, bu dünyada senden hesap soran olmazsa, adilette Rabbim Allah'tan sormayacak. Demeyecek mi ki sana, yani sen bunun için böyle böyle söyle. Yanında hüccetin var mıydı bunun? O hüccetini göster. Ne hücreti var, olsa burada da gösterecek. Olmayan burada olmadığı şey olan burada hücreti. Ne diyelim en son? Valla ya Rabbi işte herkes öyle diyordu, ben de öyle diyordum. Peki sen dedin mi ki Kur'an'ın herhangi bir yerinde herkes öyle diyor diye bir hücret kabul ederim. Böyle bir şeyin delil olduğunu ne komünist mahkemesi kabul ediyor. Ne layık mahkemede, ne İslam mahkemesinde, ne ahirette, ne Allah mahkemesinde. Herkes öyle diyor. Delil mi? Böyle bir şey delil mi? Belli. Değil olur mu? Herkes peygamberi neler demedi? Herkes. Ona inanan üç kişi demeyenler, onu tanımayan dünya kadar adam, ya Kureyş'ten bir adam çıkmış, muhabbetim, şey, adaların bir adama söylüyor. Dünyanın adamı böyle demiyor mu, yapıyor mu tarzı? Peki nasıl söylüyor da söyleyin de onu da tanıyalım. Yok, ortaklık yapıp onu söylemiyor. Bütün sövmesi de şu geliyor, yani sövme dedikleri söz şu. Allah'tan başka Allah yok, ben de onun kulu ve eskiyim. Sizin bu kutlarınızın da hiçbir şey yapmaya gücü yetmez mi? Bütün sövgü, sövgü, küfür hepsi bu. Hakikaten var mı yok mu? Yani aynen söyleseniz ya onu söylediğim. Onu söylediğim mi? Sizin bu kutlarınızın hiçbir şey yapmaya gücü yetmez. Öyle değil mi? Ama bilmeyen adam zannediyor ki, atalarımızın ilahlarına küfür ediyor deyince, öyle bir adam ki bu, açıyor ağzını, yumuyor gözünü, sizin işte menatınızın şurasına sürerim, lafınızın burasını bu ederim, böyle diyen bir adam da tanımayın mı? Yıllar geçiyor, zaman geçiyor, tanıyor Allah Allah, bu adam hiç kimseye böyle şeyler ağzına alamaz bir adam, almayan bir adam, hayatında böyle şey nasıl? Bu ay ortaklar diyor ama hiçbir zaman geçiyor.
Öyle böyle ne diyeyim yani, ben bu toplumun şerefle, haysiyetle ayakta kalabilmesi için Türkiye toplumunun da dünyadaki bütün insan topluluklarının da aklım erdi ereli yalnız İslam'la, İslamlaşarak ve İslam'la ayakta kalabileceğini, şerefini İslam'dan alabileceği kanaatını taşımış, bunun için de epeyce fatura ödetilmiş birisi olmaya çalıştım. MİT ise Türkiye'de İslam'ın ayakta kalmasını isteyen, düşünen bir teşkilat değil, Türk devleti olsun da çamurdan olsun, layık olmuş. Haber hani bir günde olmuş, İngiliz'im olmuş ama adı Türkiye Cumhuriyeti mi? Olsun da çamurdan olsun, var yani bir cahili düşünce, işte yolkatlı olsun da çamurdan olsun, herkes olsun da. Bunun gibi bir düşüncenin peşindeki bir teşkilat. Nasıl olur da aklı başında insan buna sahip çıkar? Mümkünü var mı? Ama sana adam kızıyor, filan diyor yani. Sen de ancak gülüyorsun yani. Tanımıyor yani MİT nasıl olur, sen nasılsın, bilmediği için. Böyle bir yerleri de Rabbimiz Allah'a havale ediyoruz yani. Sizlerin takdirini düşünün, kaşının öyle anlaşılmaz, bilinmez, bulunmaz şey değil. Kim neye hizmet ediyor, düşünceleriyle, davranışlarıyla bunu ortaya koyar. O düşünce ve davranışlarla vericimiz, CIA'ydı, KGB'ci, intelijanslarımıza bir hizmet veriyor, Musa'da mı? Yoksa Allah'a mı hizmet etmeye, onun dinine mi hizmet etmeye çalışıyor, bunu kestiremiyorsa insan taşıdığı akılla, o vakti biraz artırsın gibi, nereden olacak da bütün ilerleyecekse artırsın diyoruz, niye? Ama iman versin diyoruz. Biz de ne, onun bize yaptığını yapmaya çalışalım. Evet. Soruların hemen çoğunluğunu ise, biraz önce bahsettiğim gibi Ercüment Bey'in kurmayı düşündüğü, dergisinde yayınladığı, özellikle basından da Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandığını bahsediyor kardeşimizin diye. İslam Partisi'nin ana ilkeleri ne olacak? Soruları toparlamaya çalışıyorum. Şirkin içinde yaşamak zorunda kalan Müslümanların İslami bir partiyle İslam'ı iktidar etmelerinin mümkün olup olmadığı. Bir bacımız yukarıdan, bayanlardan gelen sorulardan biri de bu mealde, kuracağımız partinin anayasası Kur'an mı olacak? Şayet öyle bir durum var ise ki buna bağlı olarak, partiyi kurmuş olmak devletten izin almayı gerektirmez mi? Laik devletin izin verdiği bir partinin de yine laik kanunları içermesi söz konusu olmaz mı? Gibi buna bağlı olarak yeni üzerinden bir hafta geçmiş olan seçimlerle ilgili olarak bazı sorular var ki ikisi birbirine paralellik arz ettiği için ben onları da birleştirdim. Belli bir partinin mecliste 62 tane milletvekilinin girdiğini, bunu nasıl karşıladığını, bu kişilerin yapmış olduğu yeminlerin yemin olup olup olmadığı konusu gibi hemen kurmayı düşündüğünüz parti hakkında bilgi verir misiniz? Ve benzeri mealde sorular. İslami partiden bahsediyorsunuz. İslami partinin teşekkül ettiğini varsaysak bu parti ne yapacak? Seçime girecek mi? Meclise girip çalışacak mı? Seçmenlerden oy isteyecek mi? En son başını unutacağız. Ben dergide de hani anlatmaya çalıştığım gibi parti biliyorsunuz kısım, bölük, parça demek ve latince kökenli bir kelime. Bunun Arapçadaki tam karşılığı, aynen karşılığı ise biz. Nasıl Kur'an'ın partisi, Allah'ın partisi, şeytanın partisi anlamlarına gelecek şekilde Hizbullah ve Hizb-ı Şeytan deyimleri Kur'an'da geçiyorsa, Kur'an Arapça olduğu için Arapçası geçiyor. Yine Kur'an'ın ifadesiyle ki biz her kavme
o kavmin diliyle konuşan peygamberler gönderdik ifadesinden hareketle şayet varsayalım ki bir an Kur'an Fransızca nazil olsaydı, yani Fransızca ana dili, Fransızca olan toplumdan Allah bir mersiz etse ona vahyetseydi herhalde yani mutlaka Arapça vahyetmez, onun ana dili olan Fransızca vahyeder. Kur'an'da Allah bunu söylüyor, açıklıyor. O zaman bu Hezbollah deyimi Le Parti de la Fransız. Hezbü şeytan da Le Parti de şeytan şeklinde geçer. Yani Fransızca. Çünkü şeytanı aynen alıyor. Allah da aynen alıyor. Çünkü Allah Arapça değil. Bu farktan başka hiçbir farkı yok. Yani parti İşte Yaş Günü Partisi, Gardın Parti, Kokteyl Parti, Siyasi Parti şeklinde muhtelif deyimler olarak da bulunmak gerekir. Siyasi Parti ise siyasi amaçlı, yani toplumun yönetilip yönlendirilmesiyle ilgili organizasyonlara, teşkilatlanmalara verilen isimdir. Ona vakıf diyemezsiniz, dernek diyemezsiniz, spor kulübü diyemezsiniz. Mecbursunuz parti demeye. Arapça, Rahil demeye, Hezb-i Şa'at var, Hezb-i Ba'at var, örneğin. İşte, Hezb-i filan 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 da doğmuyor. İslami bir partinin mutlaka gerek düzgünün, gerek programının, gerek düşüncesinin, gerek o düşünceleri hayata geçirme tarzı olan, yolu olan metodunun mutlaka İslami olması, yani Kur'an'dan ve o Kur'an'a ahlak edilen peygamberin takip ettiği yoldan esinlenmesi lazım ki İslami olsun. İslami demekle İslami olunmuyor. Sosyalist demekle de sosyalist olunmadığı gibi. Marksizmle uzaktan yakından alakası olmayan sosyalist partiler dünya siyasi coğrafyası gördü durdu. Adı sosyalist diye sosyalist olmaya yetmiyor. Adının İslami olması da İslami olmasına herkese yetmez. Muhtevanın içeriği, o bitirilen amaçların ve amaçları kuvveden bile iptal ettirme yöntemlerinin, yani metodun da mutlaka İslami, yani Kur'an çıkışlı olması zorunluluğu var. Öyle olur ise, bu tehlikeli hayet ise ancak bir siyasi partiden İslami nitelikli, İslami içerikli bir siyasi parti diye bahsedilmek mümkün olur. İslami nitelikli, içerikli demenize rağmen demokratik yöntemleri, metodu kullanır iseniz, laik yöntemleri kullanır iseniz 50 milyon defa adına İslami değil, amacımız İslami değil, İslam dışı olan demokrasi ve laikliği metodu İslam'dan bir şey bırakmayacağından sizi laik ve demokrasiyle bütünleşme noktasına alır, zorunlu olarak götürür. Böyle jandarmayla iktidarda bulunduğu için. Kaçınılmaz. İşte bu sebeple Allah zaten elçisine, sen onların bu teklifine, uyuşma teklifini, uzlaşma teklifini kabul et. Yani kul ya eyyuhel kafirun, ya abidu ma ta'udun. Mağdurumuz kafirun. Allah razı olsun. Bakıldığında bana da işte bakan olmak, milletvekili olmak sevgili gelebilir nefis için. Ama tercihini Allah'ı razı etmekten yana yapmış bir adam için tek sevgili gelecek şey elbette ki Allah rızasıdır, o olmalıdır. O bakımdan bir İslami partiyle, İslami olmayan laik demokratik partileri, Marksist partileri bir tutmak, tutabilmek kabil değildir. Şimdi sorunun şu kısmında özet olarak hemen hemen diğer soruları ihmalen burada sormuş soru sahibi İslami Parti'nin teşekkür ettiğini varsayacak. Yani bu parti ne yapacak? Biliyorsunuz parti kurmak, vakıf kurmak, dernek kurmak, spor kulübü kurmak Türkiye'deki merdi mevzuata göre İzne tabi, izin usulüne tabi değil, seyir usulüne tabidir. Yani açıklamaya tabidir. Diyorsunuz ki ben şunu yapıyorum.
örneğin belki çıkarmak, gazete çıkarmada hakeza Türkiye hukuk mevzuatında mevcut mevzi mevzuatta dayanmasına tabi. Yani ben şu isimde, başka bir o ismi almasın karşılıklarına vasılmasın, şu isimde siyasi nitelik, kültürel nitelik, güzellik, gazete çıkaracağım. Sorumlu yazı işleri müdürü Alioğlu ve İlçen Bey. Bir de yönetim merkezini şurası, neresi sunacaklar, çalışmalar, öyle ya. Eğer bir iddiam varsa, bu iddiayı insanlara iletmek için dergi veya gazete çıkarıyorsam, iddia sahipleri adreslerini gizleyemezler, kimliklerini gizleyemezler. İddia sahibi olmadan peygamberler örnek eden kimselerdir. Hiç biri ismini, o isim kullanmış mıdır asıl isimler? Hani şu bir moda tabirle, o adı bilmem ya filan yok. Hiç biri adresini bildirmiş mi? Hayır. Onu arayan dostu da düşmanı da dayanverileri nerede bulacağını bilir. Toplumun küçük olmasından değil, küçük önemli de insan isterse denedir ama iddia sahibine izlenmek yarışır. İddiasını nasıl açığa, ortaya çıkarıyorsa, sahibi olarak o iddianın kendini de ortada tutmak, insanların karşısına fikri, kimliği de, kişiliği de olduğu gibi adresini de yine de çıkmak zorunda. Böyle yapmayanlar, iddialarının esas sahibi sayılma insanlara güven vermezler, veremezler. Bunu beyan ediyorum. Ben İslami Parti ismini taşıyan partiyi kurarken hazırladığım tüzükle, tüzüğü hazırlarken ne mevcut hukuki olmama rağmen, mevcut anayasaya şu anda mevzi olan seçimlerle ne de yine şu anda mevzi olan siyasi partiler kanununda siyasi partilerin nasıl olacağı ilgili maddelerin hiçbirine itibar etmedim. Zaten 1967'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 45 günlük mevkufiyetimizi takip etti. İlk sorgulamaya çıkarılışımızda hakim önüne savcılığın emniyetini de hazırladı. En nihai olarak savcılığın hazırlayıp verdiği dosyaya bakarak ben 29 yaşındaydım. O da böyle 65 yaşlarında görülen bir adam. Kafasını kaldırdı dedi, Türk Ceza Kanunu'nun 163 maddesine muhalefet etmişiz. Bekliyor benden yani, yok ben etmedim ya, ettim değil veya susayım. Aynen de dedim ki ben bir eksik olmalı Hakim Bey. Ben Türk Ceza Kanunu'nun yalnız 163 değil. Birinci maddesinden son maddesine kadar hepsine muhalefet ediyor. Bununla da kalmıyor. Ticaret kanuna, borsa kanuna, veleyi kanuna, vatandaşlık kanuna, anayasasına, baba yasasına, yani ne kadar yasası varsa, yani Cumhuriyet'in alayına muhalefet. Eksik gelmiş lan, bir bakmış. Adam tabii şu kadar ısırmak isterken ben borumu verince, zaten bunu tamam, ben bunu da diyecek. Anlaşıldı, babanın hayatlar olduğu derler yani. Mesele bu, ben hiç bak, neye bakıyorum, gücümün yettiği kadar, titreye düşüne düşüne, korka korka, aman bir yanlış yapmayıp, daha ahirette hesabını verebilen bir yanlış. Kur'an'ın hükümlerini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı tek kişiden devlete götürdüğü yol 23-13 yıllık başlanmıştı. Sonra da 10 yıllıkta devlet olarak sürdürdüğü sürece itibar etmeye çalıştı. Ona göre sürük ve program alıyor. Bunu İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe ekleyeceğimişti. Aşağıdaki Tüzük ve programını kurduğum partinin ve İçişleri Bakanlığı'na Ankara. Onlar da aidiyeti cihetiyle birkaç gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne çünkü bu tür şeylerin merciği Anayasa Mahkemesi malum. Oraya havale edecekler. O mahkeme ne zaman süre bulabilir de celse günü belirlerse o celsede celseye kadar tayin ettiği raportörlerin, dokunuşların, bizim verdiğimiz, beyan ettiğimiz kurduğumuzu söylediğimiz ve nasıl olacağını da içerisinde belirttiğimiz partinin tüm ve programının incelemesiyle ilgili raporun gözünü alarak
yenindeki anayasayla karşılaştıracak. Adı bile aykırı. Çünkü anayasalar, siyasal ve kanunlar İslam adı dince, dinsel ve dince mukaddes sayılan bir terimiş ve bir parti içinde kullanamaz. Yürü, açık. İsmi bile kapatılmaya yeterli. Kaldı ki içeriği de ayrıca kapatılma nedeni olacak bir türlü kadın oluşumu. Mesela yine siyasi partiler kanunun bir maddesinde siyasi partiler kendi iç işleyişlerinde de demokrasiye aykırı hareket edemezler, diyor. Demokrasilerde yönetim kurulları vardır. Örnekte orada, burada, spor kulübü veya siyasi hep yönetim kurulu. Hatta bir bakıma hükümetler de yönetim kurullarıdır. En global kurulları. Oralarda karar ekseriyet almış. Yani yarıdan bir fazlasının demokrasileri yönetim için yöntemi bu. Yarıdan bir fazlanın doğru dediği, doğru taktır, eğilir. Yine eğilir, batılır. Kesinlikle biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü demokrasiyi kabul etmiyoruz. Demokrasi insanları hevalarına uymaya teşvik eden, yönlendiren bir yaşam biçimi, düşünce tarzı olduğu için İslam'la başından sona kadar çelişen bir şey. İnsanları hevalarına uymaktan vazgeçip Allah'a teslim olmaya çağıran dinin adıyla demokrasi insanları Allah'ın kitabına tabi olmaktan hevalarına tabi olmaya çekiştirip duran bir şey. Bu itibarla buna itibar etmiyoruz. Ve neye inanıyorsak bunu belirtebiliriz. Artık gerisi onların bileceği iş ve mevcut kanunları böyle kapatılacak. Onu da biliyoruz. Hatta daha ötesinde değinmekte yarar görüyorum. Yine ilgilenenlerin yakından bildiği gibi hali hazır kanunlara aykırı Türkiye Birleşik Komünist Partisi TBKP adıyla bir parti aşağı yukarı 26 ay evvel ya da 24 ay evvel böyle bir başvuru dilekçesini çocuk ve programlarıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'na verdi. Hatta 91 yılının Ocak ayında ilk genel kongrelerini de yaptılar. Fakat bunların bu başvuruları sümen altında bekletiliyor. Pardon. 20 ay bekletildi. Kendisine iki sebepten. Bir komünist zaten işi bitmiş. Yani bir de sen gibi adam bir öldü. Bir de sen gibi tekne olacak. Bu sefer herkes ağır olacak. Yani işi bitmiş. Ne diye üstüne gidip kapatmanın anlamı yok. Adama demişler adım ne adam ne ayım. Buna sert olsan ol şimdi. Bu bir zaten sert olsan ne yapar bundan sonra. Onun için üstüne varmadılar. İki, Türkiye'de şu anda mevcut hükümet Avrupa topluluğuna gireceğiz diye kendini helal edip duruyor. İkide bir de dönüyor kapısını çalıyor. Gidiyor penceresi çalıyor. Gidiyor kaynasından acayip bir şey yapıyor. Yani tam ben bekleyip duruyorum. Şimdi hem Avrupa topluluğuna girmek için bu kadar istekli yok hem de ölmüş haliyle bile bir komünist partinin varlığına tahammülü olmasın. Bu standartlara ters düşecek. Yani Avrupa'nın buna diyecek ki ya sen Komünist Partisi yani komünist cenaze olmuş yanını varlığında tanıtıyorum. Bir de Avrupa standartlarında demokrat oldum. Ben de gelin beni alıp AK'ye diyorsun. Denmesin diye Anayasa Mahkemesi'ne bence şöyle abi de bunun süren altında durdum. Ama ben ilk defa 21 Nisan 1991'de 2000'e doğru dergisinde yayınlanan beyanatım Esami Parti programına söz ettim. Arkasından 25 Mayıs tarihli tempoda, arkasından yörüngede Cumhuriyetler'den çıkınca bir şeyde yer üstlerinde falan zaten intibatta çıkıp duruyor. 20 ay, 22 aydır hiç gündemine bu dilekçeyi getirmeyen, başvuruyu getirmeyen Anayasa Mahkemesi'nin kararı yayınlanıverdi. Türkiye Birleşik Komünist Partisi anayasaya aykırı bulunduğunda kapatma kararı verildi. Yani 22 aydır bunlar işlerinden başlarını kaşıyamayan bir mahkemenin vatandaş arasındaki imza alamıyorken Anayasa Mahkemesi'nde mevcut dava mutlaka hep düşük. Çünkü belli düzeyde belli keyfiyette davalarla meşgul bir mahkeme. Belli ki biraz da bir şey ettiler. Yani bu adam yarın benim için. Bu adam başvurusunu yaptığında
Ondan 22 ay, 24 ay evvel başvuru yapanlar getirip hemen ikisini kapatman lazım. Bunlardan çetinlikle yaptık. Böyle dedik bu müftü. Ellerini çabuk tutup 20 aydır hemen aldım. 30 yıl başvuru çıkardılar. Onu kapattılar ki yarın bize de o anayasaya aykırıydı. Kapattık siz anayasaya aykırısınız. Kapatmak zorundayız yetimler. Akabinden Akrada ikisinde yayınlanan Anayasa Mahkemesi Başkanı benim de 30 yıldır tanıdığım Yekta Güngör Özden'le yapılan bir röportajda diyor ki ben diyor işte niye kapattınız şahsi fikriniz mi böyle gidiyor siz mahkemenin başkanı ve ben bu hakimler şahsi fikirlerini zor oynayamaz ki. Bizim önümüze diyor bir anayasa vermişler. Ve şu şey bu anayasaya uygun mu değil mi deme mevkiine de biliyor oturtmuşlar. Biz diyor, o anayasaya uygunsa uygun deriz, değilse değil deriz. Ama elimizdeki var anayasaya uygun değil, onun için öyle dedik. Şahsi hükümün başta da olsa mecburuz çünkü anayasayla bağlıyız diyor. Yani bir bakıma toplu parlamento yapıyor. Bize meclis yani yasama meclisi, bir komünist partisini de, bir İslami partiyi de olduğu gibi, yani mevcut haliyle kabul edebilecek bize bir mevcut ait bir anayasa yapsın, versin. O zaman biz de bu tür partileri anayasaya aykırı diye kapatma kararı vermeyelim. Ne yapalım? Anayasa bizim elimizi ayağımızı bağlıyor demek istedi. Yani siyasilere atıp olur. O bakımdan bizim de yapacağımız bundan başka bir şey değil. Yani biz başvurumuzu yapacağız. Kamuoyu bununla meşgul olacak, düşünecek. Daha İyi şeyler düşünenler, bizim düşünebildiğimizden daha doğru, daha isabetli şeyler düşünebilenler çıkacak. İnsanlar gündemlerine almadıkları konuların üzerinde nasıl düşünürler? Fakat demokrasi ve İslam'ın birbiriyle gerçekten taban taban 180 derece zıt şeyler olduğunu bu toplumda insanlar düşünmeye mutlaka başlamalı, çok da geç kalmıştır. Komünizm değildir, tüm Müslümanların tüm kılları ayağa bastı, tüyler. Laiklik deyince, yarı 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 bilmem ne, şimdi anlıyor ki bana. Demokrasi deyince, sanki büyük abisinin hanımı el öpülecek, böklere bir yenge gibi muamele görüyor. Bütün dünyayı ifade eden demokrasi. Niye Amerika, İslam'ın Azerbaycan'ını yapmıyor da ta Kamçatka'ya, Moğolistan'a da, Türkmenistan'dan, Kırgızistan'a da her yere demokrasi, demokrasi, demokrasi. Amerika bu kadar mı haklı seviyor? Orada o zaman hepimiz Amerika'nın adamı olur ve Amerika bu kadar hakkın medyumuysa, hayranıysa, adamıysa. Olmadığını biliyoruz, ben dünyanın en büyük müstakbir ya. Ölenmiş acıkıyor, yeryüzünde yaşayan Allah'ın kullarına. Öyle değil mi? Boyu bir anda devrilmiş. İngiltere. Ama inşallah bu maşallah olmuyormuş. Gereğine tevessül etmek yok. Bunu insanımızın gündemine sokmak istiyorum. Mesele bu. Onlar ne yapar? Onları sorumlu. Ne yapacağım ben? Yani zaten ben şöyle, öyle yap. Soruyorum. Kendimiz için iyi gördüğümüzü başkaları için de iyi görmekle mütelebiz zaten. Ama adam dinlemiyorsa hala bir korkutacak halimiz yok, bir başkaya değil. Biz Müslümanız, Peygamber Müslüm de bana götürme yağda ok çekmediler. Hakkı söyledi ve aklıyla söyledi, hakkı karşı karşıya bıraktı ve ondan sonra da onun sorumluydu. Evet. Seçime girmeyeceğiz çünkü bu rejimi işletmeye talip değil. Bu rejimi işletmeye talip değilse, bu rejimin işletme ihalesi olan seçimlerde değişim var mı? Ben kendi fikrimi söylüyorum. Başka türlü düşünen de kendi söylediğini düşünsün. Bizim söylediğimizle onların söylediğini biz mukayese ediyoruz. Onlar da bizim söylediğimizle kendi yürüdükleri yolu mukayese etsinler. Kur'an'a vursunlar hangisi daha doğru. Seçmenlerden oy isteyecek, oy istemeyeceğimiz için seçmenlere kendimizi gebe de hissetmeyeceğiz. O sebeple insanlara bir siyasi organizasyon olarak yapmayı düşündüğümüz şey diyeceğiz ki kısaca özetle bunu açıp saatlerce anlatmak mümkün. Ey insanlar, eğer halinizin değiştirilmesini istiyorsanız mutlak surette nefislerinizdekileri Kur'an'dakilerle değiştirmelisiniz. Sizi de bizi de her şeyi yaratan Allah böyle söylüyor. Bu onun değişmeyen kanunudur.
İslam'ı anlatacağız, demokrasi layıklığı anlatıp niye çeliştiğini göstereceğiz. Neden aykırı şeyler olduğunu, küfür olduğunu anlatacağız. Ve insanların doğrulara, hakka sahiplenmesini, batılı reddetmesine insanları yönlendirmeye çalışacağız. Hep lafa geldiğimiz gibi. Eğer sonuçta bu süreç içerisinde bu ülkedeki insanlar gerçekten nefislerindekini değiştirir, nefislerindekileri değiştirir ve her biri birer güzel usvetül hasene, güzel örnek haline getirmeye çalışırsa, böyle tipler, prototipler çoğalırsa, elbette ki giderek giderek İslam'ın gerçekten insanlığı değiştirecek, düzeltecek, yüceltecek şey olduğu kanaatı yaygınlaşır. Bu sonuçta da Allah bakacak toplumun halini değiştirir. Bu millet şu gün nefislerinde taşıdığı değerlerle İslam'ı izlerse, kıyamet hiç kopmasa gene ulaşamaz. Beyler, gerçekten hepimiz kendimizi bayanlar da dahil yani. Beyler derken onları unutuyor değilim. Onlar da bu toplumun mevcudunun yarısını teşkil ediyorlar. Gerçekten kendimizi, nefislerimizdekileri gözden geçirelim. Nefsimizdekilerin toplamı 10 kilo ise bunun kaç gramı İslam, kaç kilosu İslam şişelerden oluşuyor. Allah rızası için muhakemenizi yapın. Ben de yapayım, siz de yapın. Siz de yapın, siz de yapın. Ve görelim, elimize karşımıza çıkan konuşur. Tarladan 100 liraya aldığım domatesin sözüm gelişi sizi göstererek söylüyorum. Ben de hiç hatırlamıyorum. Vicdanın kıpırdamadan, hiç titremeden 4-5 bin lira etiket alıp atırsa, nazik kendini satabilen bir adamsa, ezanı bulur okumaz daha bitmeden camiye boş durup sıkılmaz, sen hiç duyurur mu sana? Ben böyle inanıyorum, varsa aklını söyleyen beni gördüm. Bu alemde de Allah bizim halimizi değiştirmez. Köşe dönüşüyle Müslüman kafirden daha meraklı hale geldiler diyor. Yalan mı böyle? Acı da olsa Allah rızası için biraz dikkat edin. Kimseyi suçlamakla bir yere varamayız. Zaten muradımız kimseyi suçlamakla değil ama hakikaten genel olarak bir bakalım. Yalana boyumuza kadar bakıyoruz. Faizler öyle aşma fişnayı, rüşvet hakeza. Bizden işlerimiz düzgün değil. Bunların sonucu olarak da düşüncemiz de dursun değil. Davranışlarımız da bozuk. Tabii ki icmali olarak da o durumun da bozuk. Yani belki paramız çok. Belki bundan 30 sene evvel terpiş dağında otururken bugün bilmem güzel kaliteli apartmanlarda oturuyoruz ama gel oturana sor. Hava civa yani öyle biraz bir domatesin tadı gibi yaşamın tadı onun gözünde. Huzur yok, ibadeti yok, doyum, bir inan yok gerçekten. Bu bakımdan ahlakını değiştirmeli bu millet. Bunu önereceğiz, parti olarak yapacağımız şey bu. Kimseden ne o isteyeceğiz, ne de kimsenin tadını, ne yapmak istediğini söylemek zorunda olacağız. Yalnızca hakkı anlatacağız, onlar bizi düzeltsin, biz onları düzeltelim. El birliğiyle kendimizi düzeltelim ki Allah da halimizi düzeltsin. Bu kanuna riayet etmezsek avcımızı yaparız. Ben inanmıyorum başka yolla Allah'ın razı edileceğini ve bu toplumun hali değişeceğine inanmıyorum. Çünkü Kur'an'a inanıyorum. O da böyle söylüyor. Ben onun söylediğini, Allah söylediğini tekrar ediyorum. Bir şey izah etmiyor. Evet. Bu konuda seçimlerin arabesinde yapılan meclis aritmetine giren Müslümanların yapacakları yeminlerin bir değer ifade edip etmediğine dair bir soru vardı. Burada. Daha doğrusu demokratik ve layık kurallar çerçevesinde parlamentoya giren kişilerin yapacağı yeminlerin bir değer ifade edip etmediği. Bundan önce Kur'an'ın anayasası Kur'an oluyor. Evet, Kur'an-ı Kerim anayasa değil, anayasanın kaynağını teşkil eder. Kaynak ayrı, o kaynaktan çıkarılan sonuçlar var. Dikkat edin. Yani kaynak hiç değişmiyor İslam'da, hep Kur'an. Ama o kaynaktan bugün, şu gün yaşayan Müslümanlar düşünür, taşınır, şöyle bir fazla diyebilir. Bir başka Müslümanlık grubu başka şey hükümler çıkarabilir.
yine o kaynaktan olmak halinde. Bizim takiben bizler üzere gelecek Müslümanlar başka hükümler çıkarıp anayasa yapabilirler. Yani bu çok yanlış ve yaygın olarak bu yanlış işleri yok olamıyor. İşte ben anayasamız Kur'an olacak. Kur'an-ı Kerim anayasal tekniğine göre hazırlanmış bir kitap falan değil. Yani anayasal teknik ve sonradan yapılanmış bir şey. Yani Kur'an genel esasları belirleyen, değişmez doğruları anlatan, değerlerin de değişmezliğini vurgulayan, esasları açıklayan bir kitap. Onun için Kur'an anayasa değil, Kur'an anayasanın kaynağı var. Mesela demokrasilerde anayasanın kaynakları var. Mesela halkın iradesi, umumun ekseriyetin arzusu anayasalarda kaynaklık eder, demokrasilerde, İslam'da değil. İslam'da kesin kez anayasanın kaynağı da sahih kanunların kaynakları da kaynağı da Kur'an ve onun yaşanmış uygulama biçimi olan sünnet. Onun dışında bir kaynak kabul eder misin? Anayasa o değil. Anayasa kaynağını teşkil eder. Bu yeminle ilgili olarak işte malum Atatürk ülkelerine layık demokratik cumhuriyet ülkelerine bağlı kalacağıma işte Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne falan veya yani duya yara ağzını olduk ya. Metin belli yani açıkça geçen gün gazetelerde de vardı. Hatta bir kişinin adı anılarak ben ona değil Kur'an'a yemin edeceğim veya Kur'an ile ne yemin edeceğim acaba o yemini Kur'an'a el tutarak elindekini merak ediyoruz. Yani bunu yoksa Kur'an'a bağlı kalacağım ama diye yeminecek. Yani tabi durmanızın dediği gün gelince çıkacak bu ortaya. Çünkü bir başka kişi de diyor ki yok buraya yemin edilmez. Bizim partimizin milletvekiliyle orada ne yazıyorsa onu yazacağız diyor. Gazetelerden okuduğumu söylüyor. Bakalım günü gelince biz de birlikte göreceğiz. Ben esas olarak şu veya bu böyle yapmış, onunla ilgilenmekten ziyade şunun üzerinde durmak istiyorum. Gerçekten bugün, yalnız bugün değil, oldum olası, hep dinleyip durduğumuz hemen hemen aynı metin milletvekili yemini andı, değil mi? And diyorlar, andı olarak tekrar edilen metnin bir Müslümanın ağzına yakışacak, ağzından çıkması uygun olacak bir metin olmadığı inancındayım. İnancı öyle olan varsa hesabında o verecek içine. Kesinlikle İslam'a uygun bir metin değil. Layık İslam'a aykırı, layık diyor. Demokrasi İslam'a aykırı, layık demokratik. Cumhuriyet ülkelerine bağlı kalacağım. Yani hem İslam'a bağlı kalacak vatandaş, o yemin ederken de İslam dışı olduğunu bildiğim layık ve demokrasiye bağlı kalacağıma. Nasıl? Bu şapına bir şekeri karıştırmak değil mi? Olur mu? Müslüman ciddi olur. Müslüman da Müslümandır yani. İnanmadığı şeyi nasıl bilmem ne olacağım, şu olacağım, şuradaki koltuğa oturacağım, buradaki koltuğa oturmayın ben şurada. Ben onun üstünde oturayım, ne olmuş? Yakışır mı bana inancımla bağdaşmayan şey yapmak? Olur mu? Bu sorunun hesabı nasıl verir? Efendim işte ayağımızı batırır. Şey yani ciddi olamayız Allah aşkına ya. Ciddi olamayız ya. Olur mu? Büyük olmayalım yani. Büyük olmayalım. Bu biliyorsunuz oy kullanmak bu kısa meşhur tabiriyle renk ithal etmektir. Arapça tabiriyle değil mi böyle? Bugün Türkçeleşmiş karşılığı oy kullanmaktır. Fıkıhta işte rey ısrar etmek. Eski dilde siyasi olarak da rey ısrar etmek. Yani nasıl düşündüğünüzü, düşüncenizi açıklamak demek. Seçiminizin hangi tür düşünceden, sözlükten, programdan yana olduğunu belirtmeniz sizin açınızdan sizin oyunuzun ısrarı açıklanması, açığa çıkarılması iken benim açımdan da benim görüşümün, oyumun açığa çıkarılması demek değildir. Bu bakımdan ben Müslümanım. Ahzab suresi 36. ayette Allah-u Teala mümin kadın ve mümin erkek artık bir kere Müslüman oldum dedikten sonra, yani teslim olduktan sonra Müslümanlığını
söyleyene mümin erkek, mümin kadın diyor, değil mi? Onlar için diyor seçim hakkı yok. Çünkü seçim hakkını kullandık, yani İslam'dır. Allah'a arasında dahi olacağız diyor. Öyle değil mi? Yani Müslüman olun demek bunun ibadeti değil. Evet. Onlar ama İslam'a aykırı olan şeyi de seçiyor. Aha. Doğru mu bu ya? Yani benim çünkü ilk seçimin komple bir seçim zaten. Hayatına hakim olacak bir seçim. Onun hayatının düşünceleri tümünü kapsayan bir seçim. Bunun üstüne sen ona aykırı, o seçiminle çelişen bir şeyi daha seçiyorsun. Yani şu düzeni uygulayacağını garanti bildiğin siyasi partilerden ama şunu ama bu. Ama filanı ama falan. Ki hepsi şu anda mevcut sisteme göre ben de seçime girsem herhalde aynı bir şey uygulayacak değil mi? Onu şimdi bilmiyorum. Belli bir düzeni uygulayacak. İslam'ın üstüne küfürle seçiyorsunuz, yani bunu nasıl bağdaşabiliyorsunuz? Küfürle hükmedeceğini bile bile gidip bana oy veriyorsun, krala oy veriyorsun, nasıl? Bu bağdaşırsa caizdir. Bağdaşmasını şahsi fikri soruluyorsa, yol soruluyor. Kesin kez hiç caiz görmedim bu sebeple de. İlk oyumu kullandığım 1961 yılında 27 Mayıs'ların hazırladığı 61 Anayasası'na hayır dedim. Ondan sonra hiç gitmedim, hiçbir partiye oy atmadım. Bir de 82 Anayasası'na hayır dedim. O kadar. Bu seçimde de gittim, tamam. Benim alacağım mal yok bu kadar. Mecbur muyum benim çürüğü çağırmam? Kanaatımı söylüyorum. Yani herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Herkes zaten tercihinden hesaba sorulur. İyi yapsın tercihini. Düşünsün, taşınsın, sağlamasın, yapsın, önemli olan. Afiyetle ne benim sana şefaatim ne senin bana şefaatim. Herkesin şefaat beklemesi gereken şey mutlaka sahih itikadiyle salih amellerdir demiş. Onun için klişe şeklinde Kur'an'da Allah-u Teala defaat var. Benim ayetlerde ya eyyühellezine amenu ve amilus salihatin ey emin olanlar yani iman edenler Allah'tan başka Allah olmadığından emin olanlar, Muhammed'in onun kulu ve son elçisi olduğundan emin olanlar, öldükten sonra dirileceğinden emin olanlar, kaybı yalnız Allah'ın bildiğinden emin olanlar, kıyamet saatini peygamber dahi kimsenin bilmeyip yine herkese yalnız Allah'ın bildiğinden emin olanlar, daha önce kitaplar peygamberden gönderilmiş olduğundan emin olanlar, meleklerden, yevmettiğin din gününün varlığından emin olanlar, ahiretten emin olanlar, yani parantezin içerisinde itikazı tahmin eden şeylerden uygun kapat ve amel sahibi. Ve uygun amel sahibi. Uygun amel derdi ki ama şubede konuşmuyor. Bir, münkerlerden uzak durmak. İki, mağruplanlar. Münkerlerden uzak durmak, mağrurla amel etmek için, yani bunlardan mükafat beklemek için mutlaka amedin, yani emin olan, sahih inanç sahibi olmak gerekir. İmanınızda sıhhat yoksa, amellerinizin sıhhati salihiyeti bile mutlaka etmiş. Mesele bu kadar açık bence, hiç sorulmadan bile cevabı ortada. Namaz kılanın yaptığı bir yanlış, oruç kılanın işlediği bir günah, sevaba dönüşür. Yani ben namazımda kılıyorum, oruç verdiğimde, namazan orucumu da tutuyorum, cümhan zekatında hayırda bir işliyorum ama ne yapıyorum diyelim içki içtim. Şimdi ben içki içtim de bu kadar namazda abdestli oruçlu adamın içtiği içki, yani rakı diye bir şey mi olur, temtem olur mu? Su olur mu yani, bak bir şey yok. Düzgün şeyine rağmen, takvanın ilgini kalmen, bir haram müşterimize hesabında sorulur. Dileriz Allah mağfiret etsin ama biraz da biz o mağfireti istiğfar edelim, hak edelim de etmesin o mağfiret. Ben teşekkür ederiz. Soruları ne kadar fazla ulaştırsak o cevap vermekten kaçınmayacak ama bu işin de bir sebebi olmalı. Sizin de sağlığınızı pek kaçırmayı uzun görmüyoruz.
iki tane daha önemli gördüğümüz soru var. Elbette bütün soru sahibi arkadaşlar, kardeşlerimiz bekleyebilirler, bizimki de sorusun, cevabını alalım diye ama buna imkan ve ihtimal yok şu anda, çeşitliliğinden de dolayı. Ben bir kardeşimizin sorusunu, onunla beraber 5-6 soru da aynı içeriği taşıdığım zaman soracağım. Yani acil olarak Derviş 9 isminde kardeşimiz beklemiyorlarmış, orada bir duyurmuş olalım. Soru öz olarak, Sayın Özkan, bildiğiniz gibi Türkiye'de birçok İslami gruplar ve hizipler mevcut. Bunların hepsi de Kur'an ve sünnette birleşmek gerektiğini savunuyorlar. Oysa Kur'an ve sünnet bir tanedir. Şimdi bu hizip ve grupların vahdet oluşturabilmeleri için nasıl hareket etmeleri gerekir diyor. Arkasından bir başka soru da aynı içerikte. Bugün Müslümanlar bir tefrika içindeler. Bu konu hakkında görüşleriniz. Deniliyor, bu konuya bağlı olarak izin verirse, Sayın Özkan, ahlaken dürüstlükten söz ediyorsunuz ama iki cümlenizden birinde diğer kimi Müslümanları karikatürize ediyorsunuz. Bir bakıma alaya alarak eleştiriyorsunuz. Elbette eleştirme hakkınız ve hakkımız var ama karikatürize etme, dalga geçerek eleştirme hakkımız var mı? Bunun İslam ahlakıyla bağdaştığını söyleyebilir misiniz? Teşekkürler diyor. Buna bağımlı olarak soruyor da. Şimdi gerçekten hangi grup olursa olsun, hangi kitle olursa olsun, bunu ağzından çıkarıyor. Hatta bırakın yani grupları, şu mümkün mevcut siyasi partiler, mümkün seçim ortamında, örneğin Anas'ın genel başkanı diyordu ki, en iyi Müslüman benim. Yani hepiniz televizyonda dinlediniz, gazetelerde de okudunuz. İyi bu iddialar hoşunuza gidiyor doğrusu. Yani hakikaten keşke iyi Müslüman bu kadar çok olsun. Herkes iyi Müslüman olsun. Ne hala istiharımız. Ama bunu söylemek yetmiyor. Yetmediği için de inan vermiyor hiçbirimize. Bu bakımdan filan grup diyor biz tamam kitapla söylüyoruz. Öbürü de bizi öyle söylüyor. Öbürü de zaten buna itiraz etse arkasını kimse dinlemez. Peki kitaba sünnete evet diyen adam. Bakalım evet diyor musun demiyor musun? Örneğin filan grup kitabında diyor ki İsmini zikretmekten kaçındığından değil de genelde hoşuna gitmiyor insanlar. Onun için söylemek istemiyorum. Meşhur bir bilinen bir ilmihar kitabında hem diyor Kur'an'ın hükümleri kesinlikle bu asırda uygulanamaz. Bunlar o kadar yüce hükümlerdir ki kesinlikle bu asırda uygulanamaz. Biz onu uygulamak için değil, tebellük olsun için okuyoruz. Onun için okunmalı değil. Benim adını kaynak bakmak diyorsun. Sadece efendim Hüseyin bu işi. Bunu söylüyorum. Şimdi bu adam da kitap ve sünnet diyormuş. Allah aşkına şu sözü söyleyen nasıl kitap, nasıl sünnet, hangi sünnet ama kitap adamı? Ha? Yani yetmiyor ki insan. Birisi çıkıyor, ben de etmiyorum. Öteki ben de hep bir güreşim. Hadi bakalım binde. Günlerde belli olur, değil mi güreşin? Daha hiç eşeğe bir güreşin değil yok mu var? Hangi güreşten bahsediyorsunuz? Nerelerde seçmek istiyorsun da bağlı, ne gidiyorsun? Ha? Başka işlerde kapatacak, kavga ediyor, boğuşuyorsun mesela. Çünkü güreş değil ki, boğuşmaz mı? Değil mi? Yani yetmiyor kitap ve sünnet demek. Kitap ve sünnet ne diyor ise, onlara uymak uyan adamdır kitap ve sünnet başımızın üstünde diyen adam. Bunu yapmıyorsa laf olarak kitap ve sünnet demesi yeterli olur. Neredeyse bugünlerde bu yeterli olur demeyi demenin genel kabul gördüğü ülkelerde Bush bile kitap ve sünnet yani buradan aşağı inmez orada kalır da o bile değil. O da mahkum gözü var yani. Olmaz öyle şey. Yani öyle mi değil? Hakikaten uyuyor mu, uymuyor mu söylediklerimiz, kitaplarımız, yaptıklarımız, kitaplarımız bunların mutlaka kontrol edilmesi mutlaka gerekli başka yolu yok. Başka bir şey içinden çıkacak.
Rüdiger'in tam tersi iş yapıyor. Biri gidiyor, anafa oy veriyor. Örneğin diyor ki, ben kitaba sünnete uygun davrandım. İslam için anafa oy veriyorum. Niye? İşte bizden yok, filmciler diye bir adam olsun diyor. Öbürü de plana veriyor diye, işte halıcı diye bir adam olsun diyor, ondan sonra. İkisi de İslam'a göre hareket etmiyor. İşte kitap ve sünnet demiş oluyor. Öyle miydi gerçekten? Yani bir sağlamasını yapalım. Sınıfta öğrencilerle çarpma yaptırmış bir öğretmen bakıyor ve yanlış yapan da en iyi doğru yaptı. Yaptım hocam. Onun sağlamasını yap bakalım diyorsun. İşte bir çarpmanın sağlaması var ya, onu yapacağına yanlışmış hocam. İki kere iki dört diyor, arasına üç yazmış ya, beş yazmış. Yani kafasından doğru geçirmiş ama yazarken yanlış yazmış. Onun için nota alamaz, değil mi? İkimizi düşünce olarak da doğruyu düşünülüyor. Ben istemez. Biz bunların hepsine aynı gözle bakamayız mı? Kitap ve sünnet demek değil, yetseydik. Öyle söyleyenler doğru taşıyor Türkiye ama hiçbir şey var, hiçbir değişiklik olmuyor sonuçta. Bu yetmediğini gösteriyor. Vahdetin sağlanması mutlaka o kitabın çok iyi anlaşılmaya çalışılması, o kitabı çok iyi anlayıp hayat tarzı, yaşam biçimi haline dönüştürmüş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anlaşılmasından geçiyor. Bunun için sağlam rivayetler, çürük rivayetler filan yani birçok şeylere dikkat ederek bu konuda yoğunlaştırılacak emekler sonucu yolumuzu netleştirecek, bize net, açık, arkası da görünen bir yol çıkacaktır. Vahdetin bu şekilde ancak gerçekleşmesiyle vahdetten beklenen sonucu elde etmek mümkün. Yoksa kalabalıklarla beraber olmak ya da kalabalıkların çoğunluğun yanında bulunmanın adı vahdet olsaydı o zaman alayımız gidip kılıçına dahil olalım yani. Çünkü derimizde en kalabalık olsun onu. Hem insanla beraber olalım. Bir kıymet harbiyeti var. Cehennem olduğunu biraz daha atmış olur. Değil mi? Bu bakımdan vahdet, neyin üzerinde vahdet? Bu önemli. Neyin üzerinde birlik? Vahdet birlik demek değil mi? O birliğe keyfiyet kazandıran, üzerinde bulunulan teşekkür, vahdetin teşekkür ettiği doğrular, o doğrular, çok İslami doğrularsa, o birliği ama üç kişiler teşekkür etsin, ama üç bin kişiler, ama üç milyon kişiler, rakama göre değişmez. Üstünde teşekkür ettiği doğrulara göre. Doğru insanlar, hadi iki kişi beraber olsun. Öyle peygamber gelmiş ki bir tek sünnet olmadan ne tutuyormuş, gitmiş bu dünyanın, ne yapsın yani, değil mi? Ama kendi o doğrunun üstünde getirdiği doğrunun Rabbini kendiyle gönderdiği doğrunun üstünde kalmış mı? Evet, onu okursa. Ondan doğruyu duyup da kulak vermeyenler de neşetli bir canları cehenneme, cehenneme davranıyor. Ne olur? Öyle değil mi dünyanın gerçekten? Efendim, insanız gerçekten mesela bazen kimilerini yahut kimi tavır sahiplerini anlatırken istisnai nitelikte anlatmaya çalıştığımız yani onların tavırlarının değersizliğini, boşluğunu, isabetsizliğini göstermek için hafife alarak, tahkik ederek anlattığımız yani daha basit tabiriyle alancı diyelim yahut karikatürize ederek diyelim. Yaptığımız doğru. Ve eğer bir şey yanlış ise ben yapıyorum diye doğru olmayacağına göre hiçbir yanlış, yanlışları savunan insan cehennemin yolunu tutmuş vazgeçmeyen insandır. O da benim yanlışım. İnşallah bu ve benzeri İslam'ın esasla kabul etmediği, dışladığı yanlışlara inşallah daha az düşmeye çalışırım. Bunda da beni ikaz eden bu kardeşim gibi ikaz eden ve edeceklere de Allah razı olsun derim. Teşekkür ederiz. Bayanlardan gelen bir soru daha var. Onun arkasından sadece bir sorumuz kalıyorum. Onu da yöneltip oturup sona erdireceğiz inşallah. Hainlik, selamlık ve kadınların erkeklerle olan sosyal ilişkileri hakkında fikirleriniz. Mesure bir hanım bir erkekle beraber oturup sohbet edebilir mi? Pardon, bir erkekle erkeklerle beraber oturup sohbet edebilir mi diye bir soru gelmiş bayanlardan.
Ben mağdur görüp dışarıda hava galiba epey de soğuk. Biz iki gün içerisinde 15 derece düşmüyorduk. Bizi fazla beklemek de istemiyoruz. Sıcak bunları söyleyelim. Sıcak hanelerimizde inşallah dönemekle vasıl olasınız. Benim asıl olan şey insan olmak, iyi bir Müslüman olmaya çalışmak. Kadın ve erkeğin, ama kadın da esas itibariyle cinsiyetinin dışında bir farkı yok. İkisi de malik olur. Birçok ayette mümin kadınlar ve mümin erkekler. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Diyor. Yani kadınlarla erkeklerin bir bütünü tamamlayan iki yarım olduğu kanalında imajlar. Yoksa kadın erkek yarısı değil. Kadın bütünün yarısı, erkek de onun için bir yarısı. İkisi bir. Bakalım, mesela diyelim baba namazın iki rekat farzını kılmanın 15 sevabı var, ya 100 sevabı var. Kadın kılarsa 100 sevabı var, ya erkek kılarsa 100 sevabı var. Kadının kıldığı baba namazının vaktinde kıldığı baba namazının sevabı 98 filan diye bir şey için hedef var mı şimdi de? Yok. O hangi haramdan Allah korkusuyla kendini, nefsini uzak tutarsa, bunun sevabı neyse ona alıp aldığı gibi bir direm fazlası ya da eksiği olmadan bir cinsiyeti erkek olan Allah'ın öyle yarattığı gibi de aynı cins haramdan kendini uzaklaştırmak aynı sevabı olduğu gibi bir erkek hangi farzı yaptığında kaç sevap olur ise cinsiyeti ondan farklı olan yani kadın olarak yaratılan bir mümine kul da aynı sevabı bir dirhem eksiği ya da fazlasını tutuyor. Buna dair zaten aksine kimsenin bir şey rica etmesine söz konusu olamaz. Ancak kuralda söylemiştir. Bu bakımdan ahiretle ilgili bilgiler, dünya ile ilgili bilgiler, Kur'an'la ilgili bilgiler, Kur'an'la ilgili bilgiler, Asr-ı Saadet'le ilgili bilgiler ve sair konulardaki bilgiler erkeğe ne kadar lazımsa kadına da kadar lazım. Hele bizim toplumumuzda inanın şahsi kanaatim o ki kadına erkekten daha öncelikli ve daha çok lazım sebebi şu. Öyle. Bir kimseye fazla sorumluluk yüklerseniz fazla da avans vermeli değil mi? Bu akıllı mı, makul değil mi? Peki, genelde şu Türkiye'de, Kayseri'yi el alalım, her yerde öyle. Yaşamda erkeklerin hayatları nerede geçiyor? Evlerinde mi yoksa sokakta mı? Çocuklarıyla akşama kadar beraber olanlar var, evet, kadınları mı yoksa var, evet, erkekleri bağlı mı? Kadınlar, kimse bu taksiri söylüyor. Şimdi hem kendine lazım, hem sizin yetiştirmesi için baştan itibaren anne, baba, doğma demeyi öğretmeye başlamakla ilk öğretmenliğini yapan anne, o çocuğa bir ahlak, bir dünya görüşü kazandıracak, bir takım değerler kazandıracak. Peki, kendi kazanmamışsa bu kadar. Onları ne kazandırsın? Kendi olsa onu geliştirdiği zorun, 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 böyle o da olmalı ya. Almaz mı? Öyleyse bence, kıramıya şans veriyorum. Prensip itibar edin. İnanın, ilmi öğrenmek kadına erkekten daha önce. Bu hemen bir plan değil. Bu nasıl olur? Emin olun. Hakikaten öyle çünkü akşama kadar hangimiz çoluk çocuğumuzu en küçüğü 17 yaşını bitirmek üzere 5 çocuğum var. Ben büyüğüm 8 yıl olmuşum. Ben onların yüzünü toplamdan şu kadar gördüysem analara, ablalara gidiyorum. Öyle değil mi? Hepimizin aşağıya göre değil mi? O ana kendini yetiştirmesi gerektiği bir de o çocukları da yetiştirmek. Bunun için ona daha öncelikle lazım. Bu bakımda erkekle yani İslam'ın yasakladığı ya da sakınılmasını istediği tavırlardan örneğin halvet halinde kalmaktan yani müsaadeyle girilen bir oda, kapısı kapalı bir odada nikah düşen bir ülkeden nikahı düşebilen bir kadın ve erkeğin yalnız başına kalmamaları gibi nasıl sakınılmaları, sakınılması gerektiği bu gibi haller dışında kapalı olmak kalbiyle bağlı bir erkeklerle bir arada zaten malayaniyle boş şeylerle uğraşmaya tutmanın ne vakti olur ne zamanı olur. Kim yüzemeye, iyi yüzemeye bilmem ne vakti olur.
İlginlerle oluşur da bir şey olur, ne olur, sağlar, nasıl olur. Ama muhakkak bunu öğrenir. Bunu öğrenirken de yanlış yapma, haram yapmadan da öğrenir. Kapanma başlıyor, değil mi? Mahremini haramına gösterir, haremini mahremini saklar, değil mi? Bu kadar yani, bu mümkün. Mümkün değil, yapılabilir. Ben de Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bir sürü râvi rivayet ederse kitaplara dikkat edin rivayetlere. Diyor ki, filan yerden biliyorsun diyor râvi. İşte Ümmü Seleme yer rastladık yani Resulullah'ın hanımlarından Ümmü Seleme'ye rastladık. Peki, bu kadının yüzü fecelinde Ümmü Seleme diye tabelayla mı bir kez gördün Ümmü Seleme? Tabelasından mı oldu? Değil mi? Bu alay etmez filan değil. Ya düşündürmek için söylüyor. Biraz şoklu bu yani. Öyle değil, demek ki yüzü açık. Çünkü yüzünden tanınır insanlar denir. Sırtından tanınmaz, elinden koyduğundan tanınır. Yüzünden tanınır. Yüzü açık olmayanı nasıl tanıyacak? Yani yüzünde lahat açmalı arkasında önünde. Ben aileyim, ben sizin içlerden güzel falan diye. Ben aslayım diye. Ya da yüzü açık olur. Yüzü açık ki Ümmü Seleme'ye açık olur. Ondan sonra dedim işte ya Ümmü Seleme şu şöyle bu böyle. Aileye rastladım diyor. Değil mi? Düşün, Peygamber'in hanımlarıyla perde arkasından konuşurlar bir ayet. Çok yanlış anlamalara neden olmuş demiyorum. Yani o ayette çok yanlış anlaşılmalar çıkmış. Konuşuyor efendim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında hayat gayet basın. Müftediği biliyorsun, insanlar yiyecek şey bulmakta bile sıkıntı çıkıyor. Kalkıp böyle merhoşak, atılır bilmem ne olur ama pencereli bilmem ne, sıcak bilmem ne, şey, ne? Yiyecek bulmak. Ve kapıyı bırakmış mescidin nebeviye açılan ülkelerine, oraya da kapı yapacak gerisi yok. Zaten Kureyş bir Rum gemisi, Kuzu Deniz sahiline vurup kalsın, Moluklarına gelmesin diye Kabe'yi tamir ettirmek için tahtar atlamıyor. Yapmıyorum kaynaklı. Öyle bir toplum. Ne yapıyorlar? İşte mahremiyeti öğretmesin, tursa ne bulduysa. Böyle hadi böyle atanlar bulacak haller de yok. Sonra atmış, yani orası mahremler, filanın hadisi. Bedevi, dersin, üzüm, insan. Dersin, kim? Peygamber tutmadı, onu nereye giriyor, sen evin neresin? Ha? İçerisi peygamber değil mi? Hanım olan, kız olan, açık olabilir, saçık olabilir, parma yatıyor olabilir, olur da olur değil, insan evinde daha fazla olur mu? Evet. Peki senin hakkın var mı böyle tepkin diye? Yani o zaman dur orada, tepkin diye var halde rahat veriyor. Yani sizin evinizde birisi kabahatçı olduğunu getirdikse, en yakın arkadaşın da olsa, yani nereye gidiyorsun, yani ne düşer o evine halif olmayana? Beklemek düşer sizin ona, hani şöyle buyurun, yiyeceğinizi beklemek düşer, öyle değil mi? Yoksa sigorun ağrı bir sefer giderse, gider misafir. Yani, bozulmaz bunlar. Kim bozulmaz? Allah'ın bozulmaz. Tebrik ediyor. Ve herkes rahatsız oluyor. Onun üzerine geliyor. Yani dur orada, ben onu mi arıyorum? Evet, kendimizde var mı? Ha. İşte Resulullah nerede? Ömer'in evine gittiğim, yok Ebu Bekir'e söylesin, ben geçtim burada. Evdeyse de sınav ya Resulullah, seni birisi arıyor, çift sabah. Değil mi? Onları rahatsız etme, bunu söyledim. Ama sonra da yüzüne de tekrar atma şeklinde ne alakası? Bu kadar basit bir iş. Yani ne bunu kalmamak üzere, açık saçık yani iki kişi baş başa, iki kişiye hareket ediyor. İkisinin baş başa kalmasına hareket ediyor bari. O şartla kapalı yani mesure olan da şartıyla kadın erkek bir arada demek mutlaka şimdi biz de bir arada değil. Yani bir arada demek iyi bir şey yapışmalar demek. Bunu anlatmaya bile açıklamaya bile gerek yok. Yani herkes anlıyor ki bir arada ben burada ama şu ortamda bir ara, burası değilse, biz de bu bir arasında. Bu anlamda elbette ki asıl olan onların bilim öğrenmesidir, İslam'ı öğrenmesidir, hayatı öğrenmesidir, eşyanın gerçeğini öğrenmesidir. Bunu mutlaka yapmalı. Her yerde dediğim gibi kadınlarımız, çocuklarımızın eğitiminde bizden daha öncelikli ve uzun vadeli uğraşıyla
meşgul oldukları için onlara daha hızlı inanamadık. Tabii bize, onlar böyle bize sonra bize bir bakalım anlamına gelmez. Yani biz de bunu yapmıyoruz. Ama öyle hiç bir mahkulü olmadığı gibi ben de fazla. Yani öğreneceğini yakın ettiği bir yer mi? Evet, orada yalnız adına varmış ya, tekrar da varmış, hiç düşünmüyor. Önemli olan o, yeter ki sen harbet halinde kalma bir, mesure bulun ve adam gibi de otur. Hep bu var. Gerçek ol, kadın ol. Adam gibi derken yani şeytan yasak edilen, babışkan, düzmeler, çarşı, bu işleri yap. Bunları yapmamız beraber olmamız, bir mekanda bulunmak hiçbir faktörü yok kesinlikle. Ve bu şahsi kanatı bu bilgileri de, zaten o bilgilere dayanarak bu kanatta varmış, varmış. Sonra anlamaya çalışacak. Bu biraz önce de söylediğiniz gibi son soru oluyor. Yeniden sohbetimizin sonunda tekrar edeceğiz ama şimdiden cevabına sahip. Özellikle sorularına teker teker terbi edemediğimiz kardeşlerimiz haklarını helal etsinler. Gerçekten imkansızlık, olmayan sebeplerle zaman darlığından yönetemedik. Toparladık. Başta da söylediğimiz gibi yarın saat 10 ile 13 arasında Rey yayıncılıkta 3 saate yakın özel veya genel mahiyette sohbet için bununla yapacağız maçları. Peki Hüseyin dedi ki buna rağmen o 3 saat sürede de sorularını cevaplandıramazsak müsterih olsunlar dergide cevaplandırırız diyorum. Teşekkür ederiz. Kardeşimizin sorusu şöyle, Kur'an'da Maide suresinin 44. ayetinde Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir buyuruluyor. Bazıları buna karşı Yusuf peygamberin konumunu diye getiriyor. Onun yaşadığı devirdeki hükümdarın kanunlarıyla yönettiğini söylüyorlar. Yusuf 74'te bununla ilgili bir ayet var, siz ne dersiniz? Bunun dışında memurların İslami olmayan bir rejimde çalışmalarının akidevi görünen bir farkındası var mı deniliyor. Bir kardeşimiz de buna bağlı fikirle yapalım. Giyim kuşamına Müslüman niye dikkat etmiyor? Mesela kravat takmak gibi, sakal koymamak gibi. Bu kıyafetler tarzı düzenin sembolü olarak görüyorum. Yoksa yanılıyor muyum diyor. Güzel, yani bana geldiğini bahsettiğim eskiden komünistler, şimdi İslam'a yönelmişler. Kızım birisi kendi adıyla diyor ki ben Alevi kökenliyim de. İyi kökü okumaya falan da çalışıyorum şimdi dergisi bir sayı okudum. Anneme diyorum ki diyor, anne sen Allah'a inanıyor musun? Kız, köpeğe mi var? O da ne? Böyle sorun sorun. Tabii inanıyor. Ali Allah değil mi? Kızı seviyor bunu, Batmiye'nin mevzunu. Şimdi tabii ki tartmadığımız, düşünmediğimiz şeyler bu kadar emin olduğumuz sandığımız halde yüzlerden bin yanlış şeyler olabilir. Bu gelenekten götürüp tartışmasın, kabul edilmesinin çok ibretli bir örneği. Gerçi herkes olduğunu bilir ama böyle insanlar Allah değil. Bu bakımdan sorulmalı sorular. Efendim, bu çok yaygın olarak bu makineye geldiğimiz işte alında وَمَنْ مَنْ يَحْكُمْنَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اَوْلَا اَوْلَا كَابُهُ işte فَاسِبُ زَالِمُ مِنْهَ 44, 45 ve 47. ayetlerin bence yalnız son cümleleri olan bu kelimeleri başlarını iyiyim ve dikkatli okuyarak anmakta bir şeyler. Çünkü ne yaptığını açıklıyor bu kısmında. Altında yani işte Allah'ın hükümlerine hükmet diyenler işte onlar kâbilen takipleri. Peki Allah'ın hükümlerine hükmet demek ne demek? Nasıl yapılırsa sonuçta kâfir olur. Ayetin bir kısmındaki cümlelerinde açıklanır. Nasıl yapılırsa fâsık olur. Ayetin, o ayetin üst kısmında bu andığımız kısımlar uzunca sayılan ayetlerin son cümlelerini anlatmak.
birlikte bir karar vermişler. Bu bakımdan arkadaşımıza da hepimize de bu konuya onar göre bakmalarında yanaş olduğunu söylemek istiyorum. Elbette bir sonuç olarak Allah'ın günler üstünlüğüne inandığını söyleyen insan elbette ki Allah'ın günlerine hükmetlenir. Onun aksine hükümlerle hüküm ederse ya zalim, ya fasık ya da kafirlerden olur ayeti ifadesidir. Dinimiz bu noktada bununla bağlantılı görülen ve çokça da fiyatını tedavi ettirilen Yusuf Aleyhisselam olaydı. Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini uzunca burada anlatmaya vaktimiz vermiyor. Ama yalnız konuya tahallük eden kesici üzerinde kısaca duralım. Malumunuz şahsından çıkarılmış, Firavun'un gördüğü fakat hiçbir sihirbazının rüya yorumcusunun bir türlü Firavun'u tatmin edecek şekilde yoramadığı rüyasını yordurmak üzere açıkça alıp getirilmiştir Aleyhisselam. Kur'an'ın ifade ettiğine göre. Şöyle işte bir yorum yorum yapıyor. Yedi bolluk yılı olacak. Yedi de kıtlık yılı onu takip edecek. Eğer bu bollukla geçen yıllarda gereken tedbirler alınmaz ise arkasından gelecek yedi kıtlık yılında Mısır ahalisi kırılacak türünden bir meale yorum getiriyor. Yusuf Aleyhisselam. Bu yorum Allah'a düşüyor. Firavun'u o denli tatmin ediyor, o denli doyum veriyor. Ah, tam bildirsen kim diyor da tam bildirsen. Öyle diyor. Firavun değil, onun dediği de değil. Yapamazsın, illa ben bu işte de şimdi iş bir kere hükmetmek değil böyle. Yani yedi bol ürün yılında yetişen oraya buraya, yani nereye ne gidecekler, Mısır'ın, Tanrı'nın, Buğday'ın, Ağabey'in, Kayboğlay'ın neyse o konu, buna teknisyen gavur olan polis olsa ne yapacak? Yani polisin ekleyi Buğday, gavur olmaz, polis olmaz. Yani Firavun'a göre Yusuf Aleyhisselam polis diyor. Firavun'un kızında. Ne olacak ya, neyi değiştirir? Bu adam basiretli bir adam, bu Firavun işlerini başında yani onu getirelim, olursun. O emredecek. Aslında hem teknik bir işin başına gelmiş oluyor. Bir bakıma maliyetin esasını temsil eden tarımsal üretim, onun korunması, biçilmesi de tevzi değil. Öylesine tedbirli yapılacak ki, kırklık dönemi başladığında Mısır halkı açlıkta kırılmaz. Konu değil. Bununla uğraşmak için İlla Firavun'un dininden olmaya gerek de yok. Bir. İki, bu konudaki yorumu Firavun'a aslında ifadesi Yusuf Aleyhisselam'ın emrine soktu. Yani Yusuf onun bu yaptığı öyle bir yordu. Firavun öyle bir tatmin oldu ki bu yorumdan. Yusuf'a diyor, sen bu işe bak, bu işe sen yap. Sen emre, hani şu gerçeği edersin, ben hemen askerler tutar mı? Yusuf dedi ki, tam ayetlere bakın benim. Yani görev aynen böyle. Böyle böyle bir baba da verdiler. Bin kuruldu, biraz da böyle kaybolundu. O da bizim de verdilerin var diye ne yapıyoruz? Arada biz senin düşüncelerini yapacak olarak inanıyoruz. Doğru. Ha? Buyur. Sen orada kaybolundu. Bilmiyorum. Doğru. Ne dersen işte oradaki polis yaptılar bakıp sen vurmanı düşüncelerinden böyle yaptın. Sen dedi ki böyle sen işte. Hakim misin? Yusuf Aleyhisselam'ın da Firavun böyle vazife tercih edildi. Dikkat edin. Böyle vazife olabilir. Amanlar var diye, mahkar var diye ifade edildi. Hep ağırlıkta aldım sonuçları. Ama şimdi adama valiliği böyle tercih etmiyor. Önüne vilayet kanunu koymuş. Beni de oturtturdu o varlığına balık diyor valiliğe biliyor musun? Sevdi. Sakalıyı da oturttu, sakalsız da oturttu. Şavrolıyı da oturttu, ilerliyi de oturttu. O varlığına göre. Ben de o zaman sonra yazdım. Böyle malum tepsiz sokakta vatandaş olsun herhalde. Mesela, yani Yusuf Aleyhisselam olaydı. Sarı sağ olsun, bu konuyu bol bol yıllardır. Aaa, MHP'nin kurulduğu 69'dan beri millete örnek verip duranlar hep kesinden bir tarafa. Allah razı olsun, bir daha bakın.
kaldırımda da insanın ama benim anlattığım gibi bir Kur'an'da geçen konu. Yoksa ben o anda işte bir anlamı da vazife aldım. Ne vazife aldım? Kıbrıs mı nedir? Ben de vazife aldım. Ya Allah'tan korkun, ben Kur'an'a yazdım. Mecburuz Kur'an-ı Kerim'in ifadesine teslim oluyor. Çünkü ne Firavun, ne Yusuf'u ben görmedim. Bu devirde de yaşamadık. Bu konuşmalar olurken onların yanlarında da değil. Öyle değil mi? Kur'an bu konuda ne anlatıyor? Evine, evine, yani Müslüman diyorsa Kur'an'ın anlattıkları var. Kur'an da böyle anlatıyor. Öyle anlatmıyor. Tam tersine çevir. Yüzüme yazdığım planla bravo, yani işte Türkiye'nin mühendisliği, Cumhur Başkanı, bravo. Bizler göz var ettiler. Bu kadar kolaysa ben de yazdım, göz var ettiler, ama bu öğretmen. Gerçekten tabii ondan sonra bir kardeşim diyor, yani siz anlamadım. Biraz daha akıllı ol, ben hep mi? Hep kızımı tutuyor, kullanmış olacağım. He? Arkadaş. Hep mi böyle, kendini Yüzüme yazdığım sayanlara tutuyor. Anlaşılıyor değil mi? Yani bizim emeklerimiz imanlı falan değil. Dilerse ağabeyi söylediğin anda söyleyebilirim. Duyduğum yok herkese. Bu kadar hafif bu konu. Neyi oturuyorsa da doğru konu. Müslümana bir araç yok. Müslümana bu vakit değil mi? Son kısmı var. Yani memur. Evet, memurlukla ilgili konu şöyle. Memur var mı? Mesela ofiste memursun işte, köyün hepsi bir buğday taş tutan yazıyor işte bir mahzun yazıyor, evet bu da memur. Değil mi? En genel anlamıyla valide memur, bakan da memur. Değil mi? Hani amiri kurulan herkes memur. Değil mi? Bir de cumhurbaşkanı bile. Örneğin o da kanunlarının memuru. Yani kanunları onun amiri. Değil mi? Yani kanun var, cumhurbaşkanı kanun. Ama biz bu anlamda almayalım da amiri olan kişiye memur diyelim. Bunların da sadece bu memurluğu var, bu memurluğu var. Var olur var da yani bir çeşitlerimizi bildiğim. Memuriyet var, memuriyet var. Mesela sıradan bir memuriyet. Sıradan derken basit, adi manada söylemiş. Yarın İslami bir düzen olursa, İslam devleti olursa bir nüfus memurluğu, nüfus ayeti olmayacak mı? Nüfus memuriyeti kurulmayacak. Tatolluk memuru olmayacak. Ofis memuru yani bir bilmem ne olmayacak, kurulacak. Peki ne var yani buğdayı şimdi de yazacağım işte 2 ton bilmem bilmem bir kilo bundan başka da o zaman da değiştirir. Hadi bu kadar bir hem bu kadar patlam diyese ne bileyim ağabeyim kesin. Ölçüleri de yoğun Müslüman yok biliyorsun yani. Patlam Müslüman da kilo yoğurdular değil mi? Kiloların bir iman olmaz. Bu tür memuriyetler ayrı. Yani resimi temsil etmeyen memuriyetler. Diyelim bunlara denemeler yaparak bu denemelerden kişi yapıyor. Bunların hiçbir mahsuru yok. Bununla ilgili memuriyet sözleşmesi yapmış olan sözleşmesine riayet etmek, ahdine sadık kalmak, kesinlikle bir kuruş hakkını geçirmemek, sadakatla üretimle çalışmak yani bu ahdi, bu ahdi yollamaktır. Genelde rejimi temsil eden memuriyetler. Rejim İslami ise, İslami rejimi temsil eden memuriyetler. Layık demokratik, İslam dışı rejimse, layık demokratik rejimi temsil eden memuriyetler. Veya komünist rejimse, komünist rejimi temsil eden memuriyetler. Şöyle tepeden aşağı idari hiyerarşiyi tespit edersek örneğin neyse demokratik devletlerde Müslüman Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı da var. Altında başbakan var. Onun altında miktarları azalıp çoğalan zaman zaman bakanlar ve bakanların tespit ettiği hükümet var. Değil mi? Onun altında rejimlerin idari birimlerin başına kendilerini temsilen tayin ettiği vilayet denilen yerlerde valiler, kaza denilen yükselen yerlerde kaymakamlar vardır ki bunların temsil ettiği memuriyetler rejimi o küçük beldede, bölgede, vilayette, kazada temsil ederler. Yani daha açık bir ifadeyle idare hukuku
sağlamamış birisi olarak anlatıyorum. Kayseri valisi, işte layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin Kayseri sınırları içerisindeki Cumhurbaşkanı sayılır bir zaman. Ve rejimin, devletin, Cumhurbaşkanı Kayseri valisi temsil eder Kayseri. Efendim Erzurum'da da Erzurum valisi, Türkiye'de de Türkiye valisi temsil ettiği gibi. Ucunda Ucun Kaymakamının sarısı, sarı kaymakamının temsil ettiği gibi. Orada savcı temsil etmez, Cumhur Merkezi temsil etmez. Veteriner hekim temsil etmez, daha mahallesi temsil etmez. Kaymakam temsil edildikçe de ileride mahalli, mahalli temsil etmez. Bu tür memuriyetler bir de insanlar arasındaki ihtilaflara bakan mahkemelerde insanların arasındaki ihtilaflarını çözmek için önlerinde bulundurduğu kanunlara bakarak hüküm veren yargıçlar, yani hakimler. Hakimlik, kaymakamlık, valilik, bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı genel anlamda ile farklı içinde hüküm makamlığı diye tanımlanır. O ülkede hangi hükümlerle hükmediliyorsa o hükümleri tepsil eden hüküm makamının sahibidir. Şu küçük birimdeki kaymakam, şu daha büyük birimdeki vali, ülke genelindeki bakan ve ülkenin tümüne şamil yıldırmıştır. Bu itibarla benim aşağıya kararım, bildim ki nazı görün. Elbette tanrı alınabilirim. Başka düşünce de olabilir. Tartışmaya açıyorum, hazırım, tartışmalıdır. Ama hüküm makamlarını ihlal etmek, hüküm makamlarında bulunmak, İslami olmayan hüküm makamlarından Müslümanım diye bulunması, yani bulunması kesinlikle ve en azından zulüm ve fısktır. İki halde bulunur. Ya o tefsir ettiği hükümlerin İslam'a nispetle üstünlüğüne inanarak o makamı ihraz edebilir ki o zaman kafirin hükümlerinden olur. Ya da İslam'a üstünlüğüne inandığı halde kim hükümlerinin üstünde o zaman ya zalim ya da fasık. Bir ikisi de vermenin olduğunu olur. Benim tarafım bildiğim bu benzerim aldı, ben de şimdi insan meselesi. Madem konuşuyoruz, bu da benim görüşüm. Karşı tarafın görüşüyle de tartış geçmeye, dolayısıyla da tartışmaya hazır başka türlü düşünenler. Hep tartışıp kurtuldular demek bu denedir. Efendim, benzememiz gerektiği halde şeklinde benzememiz gerekmez. Şimdi, eğer peygambere uymak yani sünnete uymak değildir. 1400 sene evvel yaşamış peygamber, deveye bilgiyse, bulabildiği at bulabildiyse atar, katır bulabildiyse katıra, mertep bulabildiyse mertebe. Çünkü araba bulamadığı için kalınlığı rahatlıkla basabilirsin, hiç arabaya binmedi diye yemin etsin, bir kızı başa araba yok. Yemin billahi de bilirsiniz ki telefonla konuşmadığınız zorunluluğunu suçluyuz, sözlerinizin çamaşırlar, çamaşır makinesinde yıkanmadınız bunların içerisinde. Peki siz bunları yapmak sebebiyle boyunuza kadar bidat içine gidiyorsunuz dersek, nezereye baksan, bakarsan, o zaman söz düzeltiyor. 1400 sene evvelki hayat şartlarını ve imkanları korumalı, sakın yine kuşu kadar ilerleden yaparlar olur ya, ben böyle yapmadım, şey yapmış olur ve İslam'ın hizmet tutmuş olur dememiz lazım. Böyle gidiyor. Böyle bakarsanız, hani deniyor ya işte bilmem filan, masalın falan veya binaya çıkarmak değil. Evet, işte İlhan Hadisçi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bazısı veya kavramı neyse, nasıl dediğine dair hiçbir rivayete rastlamadığı için takvası yüzünden ömrü billah hiç kavur veya kadın gelmemişti. Şimdi böyle hareket ettiğimizi düşünelim. Soruyorum, Peygamber nasıl konuşurdu telefonla? Bana şu şekilde bir şekilde diye bir rivayet söyledi. Uçağına binerdi, arabaya giderdi. Yemin billah edebiliriz ki rahatsız var. Uçağa binmeyi de binerdi. Uçak yok ki dedim. Arabaya binerdi. Televizyon seyretmeyi de buzdolabı kullanmaydı. Bu onun o acil bir adamına değil. O
O zaman İran tezahürat yok, İran bilmiyor mu ki? Müslümanlarımız yok, onlar bilemez mi? O zaman biz ne duruma düşeriz? Hiç ilerlememiz. Öyle tutucu olup, o devrin şartlarını böyle kavramıza koyup, bozduruz ya yaşatmamız lazım. Bu olacak iş mi? Olur mu? O zaman hiçbirimizin telefonla konuşmaması lazım. Niye? Ben böyle nasıl konuştuk bir haber geçmiştim. Ben onun için de bir şey yok bakmıyorum. Mikrofon kullandı mı Peygamber hayatında benim için? Kullandı diye bilen çıkar mı? O zaman tepki o nasıl kullandığını bilmediğince de biz bunu kullanarak bilgimiz olmadan düşünce o zaman sünnetin dışına çıkıyoruz. Bu açıdan bakarsak nasıl çarpık sonuçlar çıkıyor dikkat edin. Şimdi mesele şu. Arkadaşımızın sorusunda kullandığı kelimelere gelelim. Şimdi şurada herkes ceket giyiyor. Herkes pantolon giyiyor. Herkeste gömlek var. Bazı görmüş çamaşırlarında batının kriyazi, kriyasyon, biçim, ölçüm, tespihli atlet veya aynalarımız var, gölgekler altında. Ha? Öyle değil mi? Ve harcalar kesin olsun. Peki, ne anlamak, ne ceket, ne kazak, ne gömlek? Hiçbir şey gözüne bakmıyorsun. Kayvan, kravatın içinde ya, o babam üzülmüyorsun. Şimdi bu tabii bir günde bir espriyle söylemiştim. Yani şu kıyafeti bütünleyen bir aksesuar. Eğer bu kıyafet giyiyorsa bu kıyafetler kaybettiğinde ama entare gibi bir adamda kravat düşün. Bilmiyorum ama çünkü o tür kıyafetin aksesuarı, aksesuarı da kanlı tutan Süleyman Soğuk. Hani böyle tutun. Bir kravat atladı, sürekli kargası yapmayan değil mi? Olmaz ki. Onun parçasını, ona ait bir şey. Öyle değil mi? Esnaf burada. Bizde akciğer var. Fakat imanlığın sorumdaşları arızalandı. Akciğeri ölçülmüyor. Bizim akciğerler onayız. Akciğer balıkta hiç görmezsin. Akciğer, hava tenefsiz edenler için kullanılan tenefsiz can. Suda yaşayan canlılar için sorumdaş dedi, suyu alıyor. Ama böyle yaratmış ki içinden çok güzel de alıyor, suyu geri basamıyor. Biz öyle yapabilir miyiz? Biz suyu almaya kalksak, kosmos bitti. Ne soruyor? Bitti hayatımız işte, yaratılmışız da, yaratılmışız da. Yani her şeyi ait olduğu bütün içinde mütala etmek gerekmiyor. Gerçek anlamını verebilmek, anlayabilmek ve kabul edebilmek için. Kaldı ki, dikkat edin. Daha Allah Teala peygamberimize vahyetmedi. Muhammed Aleyhisselam'ın eğitim etmedi. Kureyş denilen bir toplum var. Yani Mekke'de yaşayan insanlar var. O ülkede yaşayan insanlar var. Bize gelen bilgilere göre hemen bir tevatir edelim. İklimin, coğrafyanın, o insanla yaşayan kültür, yaşayan insanlardaki kültürün, ekonomik şartlar, içtimai şartlarında ilahi çünkü çok detaylı bir soru. Eskisiyle orada bir şey teşekkür ediyoruz. Ne? Hem tarih geliyor insanlar. Genellikle sakalları var. Herkesin hemen hemen kötü olan hariç. Çünkü insan temsilatı yok, sıra yok, bunlar ne? Başları bağlı. Mesela ben çok daha genç bir halde değil de olsun. Bir yaşında bir 16 sene. 3 gün başım açık geldi. Hem de 12 Aralık'ta bayramıydı. Vallahi bölgede 35 dereceydi. 3 gün başım açık geldi. Hastaneye bulacağım dedim. Aman arkadaş, bir adaya bakmaya bölgede var. Dedim, tamam gel ben çapazlara ben bir akıra aldım. Başka yolu yok, çok da düşürecek. Ağzı güneşe yakın gelişti. Gittik bir de bir entare var. Evet, bir de babam da diyor, gel dedi, bir de rahat edin, pantolon var, mümkün değil. Hep mümkün. Çaklıyorsun, çaklıyorsun. Onun için o iklim onu biliyor. Herkes de orada, onu biliyor. Şimdi böyle iniyor ki, herkesin sakalı var, herkesin entareti var. Yani işte bu herkesin orada, bu herkesin orada, bu herkesin orada, bu herkesin orada, ne var? Herkes var. Herkesin tarihi, pantolon giyiyor, şalvar giyiyor. Tamam.
Herkesin başı bölünce karışıklıdır. Herkes çözleri oturarak çıkarken ince kum rüzgarlarını tenefis etmemek, bunları tenefis etmemektir. Şurada şey çıkıyor. Yani çok ince kum rüzgarlarında gelen kumlar havayla içeriye girer. O yüzden bakın onun için bir tüperdir. Ne derler? Maske. İslam dedi, yani Allah Hazır Aleyhisselam sesini sana vaat ediyor. Dünya ben Müslüman oldum, bu kadar hepsi bir şey. Ben bakan geriden o mentalini ben mentalini, onun kafasını benim de kafamdan, onun da kafam benim de. Ben kâbilere benzemek ne yapayım? Gidip mentalini çıkarıp inşallahını bulurum, sosyumu bulurum, toplumu bulurum. Değerine düşmüş mü en hakkı rivayet yok. Senin kalbini çıkarmanın, bu gün de büyük duyuldu, bütün mektebine büyük duyuldu. O da büyük. Eski mahsul yoktu. Daha sonra Medine'de de yerden bazı olaylar münasebetiyle söylenen bazı sözler tamamen yanlış sonuçlar çıkarlar aklılar yani cehane getirmiş. Yani cehane göndermiş, canı şumur, cehane yaşayan bütün insanlara göndermiş bir din. O dinin Peygamberin içinden seçildiği toplumun örtüğünü, adetlerini, geleneklerini gören her şeyle tüm kavimlere amin sorumluluğu getirebilir mi böyle? Getirmemişler. İslam'ın kıyafet konusunda getirdiği şeyler avretin seçilmesi. Kadın için olsun, iki cins için, erkek için. Avretimizi terk ettirin, o sürelere yardım ettirin mi? Örneğin bayan için, bu çarşafmış, kardeşiymiş, yok bilmem helalinmiş, yok Meksika türü modeli elbiseymiş, yok Arap modeli veya Çin veya Japon, Çin olması gibi, hiç korkuyorsunuz. Yani Arap modeli olmak zorunda, Türk modeli olmak zorunda. Ama avreti terk eden bir kişi olur. Ona riayet ettirildi, bitti. Ben de tarih giyerken kravat atmıyorum, bana ne söylüyorum. Ne böyle olsa bilmem, ben bilmem. Yani özür dilerim, burada bir ayrım yapmamız gerekecek. Başka bir ideolojinin alameti harikası niteliği arz edecek kıyafetle. Mesela bir söyleyeyim. Rahibe kıyafetinin Müslüman kadını. Şimdi mesela gerçekten görüyorsunuz, ben unutmama hazırsın diye hatırlattı arkadaşımız. Rahibelerde gördüğümüzde bazı filmlerde bazen sancarda da görüyoruz insanları. Tekbir prosesi de rastlamışımızdır. Hakikaten bir kadın için İslam'ın tarif ettiği kıyafete A'dan Z'ye kadar uygun bir kıyafet bir rahibe kıyafet. Rahibelerin giydiği kıyafet. Ama buna rağmen Müslüman bir kadının rahibe kıyafeti giymesine halidir. Çünkü o kıyafet ruhban sınıfı için İslam dışındaki dinlerden bir giyinir. Mesela Budist rahiplerin, rahiplerin kıyafetleri gibi Hristiyanların rahiplerin, rahiplerin kıyafetleri. Hasreten İslam dinindeki bir dışı din, yani Hristiyan dinindeki din adamı sayılan, bir tür din adamı sayılan rahibeleri anımsatan, anımsatmak bakanmayı temsil eden bir kıyafet olması münasebetiyle bir Müslüman kadar örtüleceğim diye rahibe istedi, istedikler hiç kimse onun Müslüman olduğuna şahit edemez. Ya bu rahibe mi geliyor? Bu fakiretsiz kilise var. Nereden gelmiş? İsterseniz bir deneyin. Kesinlik. Papaz rahip kıyafetleri veriyor. Kimse sizi o kıyafet içinde görse ki şu anda hala o kıyafet Ruhban sınıfı Hristiyan dininin rahip sınıfını temsil eden, onun ifadesi olarak giyinilen bir kıyafet. Bundan dolayı da şeram, hiç bir mahsur yok ama sırf anımsattığı, ilk hatıra geçirdiği gibi sonra da aslında devam etmesine sebep olduğu için demek. Buna dikkat etmek lazım. Ben rahibe değilsem, ben Hristiyan değilsem, ne diye beni gören Hristiyan sayılır? Belki şu tür kıyametler vaktiyle Müslümanlardan hiçbir tarafından giyinmediği için ve ilk diye ya bu gavurlar böyle giydiği için ya bu gavur mu demesinden dolayı o zaman için bu hükmün çerçevesi içerisinde hala olabilir. Ama bugün
Hakkari'de tuğunda bir yere kadar, Muğla'dan Ümer Vakfı'na kadar, bizden kendimize gelen Müslümanlığın diyenlerden tuttan geride kalanlara kadar herkesin artık ortak bir kıyafeti oldu. Ve hiç de bu kıyafet içinde gördüğümüz birisine, ya bu sahip mi, Hristiyan mı, Yahudi mi demiyor, diyor mu? Belki başlangıçta öyle bir yer demek doğru olabilirdi, anılabilirdi ama bugün öyle olmasa çıkmış durumda. Bu yani kıyafetlerin savunmasıyla alakası yok. Çünkü dediğim gibi bu cehennemlere, Bedir'den öldürülene kadar da sade giyinene, sakalını kestirmemeye devam etti. Peygamberimizin mesareti vardı, sakalı da vardı, boşuna kapalıydı ama hiç de bu sağlık düzenlenmeyen bir kötü plan diye hiçbirleri onu değiştirmedi diye bir şey de olmadı. Rabbi Allah ona üzerini temiz tut diye vahyediyordu. Mesare küçüğe de pantolon arabadan demedi yani öyle bir ayet yok. Sözgelişte efendim Allah razı olsun. Kusura bakmayın, gerçekten dışarı sor, nüfretin, nüfretin, yer geldiğiniz zahmet edip beni dinlemek durumunda bulundunuz. Hakkınızı helal edin. İnsanın mutlaka ekleyemin yanlışımız, dostlarımız, azalmış olur. Olacaktır da savaşıda da söylediğim gibi. Hoş görmeye çalışın ama düzeltmeye de çalışın. Hatta düzeltmeyi daha başarılı. Çünkü biz her günümüzü düzeltmezsek, düzeltmemizi ahirete bırakırsak, ahiret gibi düzeltme ateşi içeri oluyor. Ateşi içmek düzeltme denerdi pek. Düzeltme sayılmaz. Allah kutsetsin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah. Yine görüşürüz.